Canlar ve ciğerler, kalbe durun mükemmel halkı. Arkadan canlar, klavye sesi gelen ve ciğerler, red oranıyla, kalbe durun gülen ve duman tüttüren Eredun'uyla, pis pis gülüş yapan Tolga'sıyla, klavyesine soktuğum tekrar Gedi'yle ve Svakimak'ıyla yine karşınızdayız bebeklerim. Bugün 8. bölüm için buradayız ve belki de en heyecanlı bölüm için buradayız, bilemiyorum. Belki harita, de son bölüm için belki buradayız. De son bölüm gerçekten bilemiyoruz. Belki de son bölüm. Hepiniz hoş geldiniz. Birazdan bir animasyonumuz var yine, daha önce izlediğiniz ama bir sürpriz animasyonumuz da var yeni. Ben niye bu kadar resmi açıklılış yaptım, para kazanıyormuşum gibi bu işten. Can ama şimdi kazandım çünkü Jumpacted 2. ayını kutlamış. Teşekkür ediyoruz. Alp'im, bebeğim. O zaman gönderiyorum. Önce eski animasyonumuz, sonra ise yeni animasyonumuz sizlerle olacak. Evet, bir önceki bölümü izlememişler için kısa bir özet geçmek lazım. Bir önceki bölümde kahramanlarımız Yovark'a gittiler. Su Yadigarı'nı Eredun için almak için. Eolin'le karşılaştılar, kendisini Tancan canlandırmıştı. Birlikte bir maceraya atıldılar. En sonunda direkt özete geliyorum. En sonunda Eolin, Eredun'un Yadigar'a layık olduğunu düşündü ve Yadigar'ı verdi. Ve sonrasında tam ormandalarken, dinleniyorlarken, belki de Helgen'i tam terk edeceklerken bir anda bir karmaşa, bir ses, bir alarm yukarıdan gökten kayalar yağmaya başladı. Savaş çığlıkları kapımıza dayanmıştı. Kim geliyordu, kimdi bunlar? Şimdi öğreneceğiz. Bir animasyonumuz daha var. Bugüne özel yapıldı. Onu da izleyelim. Sonradan girelim, başlayalım. Buyurun efendim. İşte geliyor. Evet, umarım beğendiniz. Bu arada ben bütün ekibimden de bunu hazırlayan ve neredeyse yani 10 saatten fazla uğraşan Jumpfact'a bir alkış be. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bir alkış be Jumpfact'a.
Chat. Bu adam çok güzel uğraştı bizler için. Karakterlerimizin bir tık daha büyümüş halleri. Her hafta inşallah böyle güzel güzel görüntülerimiz olacak. DM'ime bırakıyorum. Huzur evinde değil mi sonra? Sonra belki sadece mezarlarımız gözükecek. Redora'nın evet. Altına işiyor falan böyle. Eladın huysuz. Ya tükenler alamadım. Alamadım bir daha neyse. Kameralar kasıyorsa da kassın. Önemli olan kameralar değil sesimiz arkadaşlar. Ya kasmıyor o normal appear'inden dolayı. Appear'indendir. Belki de sizin bilgisayarınız kasıyordur. Evet. En son Helgen yakınlarında şehrin içine alevli taşların inişiyle, binaların çatılarının parçalanmalarıyla bu sanki bir uyarı ateşi niteliğinde bir savaşın, bir taburun buraya geldiğini anlatan bir mancınık ateşiydi. Karakterlerimiz zaten daha önceden şeyi duymuştu. Savaş geliyor, birileri ormanı yıkarak geliyor, bir şeyler oluyor. Bunu duymuşlardı ve ne olacağını düşünüyorlardı. Acaba bir adım sonrası ne olacak? Yavaş yavaş kendi içlerinde hazırlıklar başlamıştı bile. Direkt oyunun içine dalıyorum. Çocuklar kalkın. Kalk. Ne oluyor? Ne oluyor? Saldırıya uğruyoruz. Şehir saldırıya uğruyor. Kim tarafından? Nasıl? Ne oluyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hala Helgemen diyor. Ben Helgemen koşup mi? Yüksek bir yere çıkmaya çalışıyorum. Gücümle. Bir evin üstüne. Atıyorum abi. Kim hemen geliyor görmek için? Kolay güzel senin için. Evin üstüne doğru tırmanıyorsun. Çat çat çat. Hatta o Helgen kulelerinin birine tırmandın. Yukarıdan baktığında şunu gördün. Vergan flamaları. Bir sürü Vergan atlısı. Ve ya. Vergan'ın o tek tabur denen askeri sistemiyle. Yani Vergan bir tabur kuşatma ordusu yollamış. Vergan iki hafta önce tüm diyarda şehirlere işte kralları çağırıp ziyafet veren Vergan taburla, büyük bir asker taburuyla Helgen'e saldırı yapıyor. Flamaları gördün. Yaklaşık kuzeyinde 4 tabur atlı var. Toplam 800 atlı. Doğu tarafında da 200 atlı var. Her 200 atlının şu yanında aşağıda da, sağ altta yani. Evet, haritada gördüğün gibi. 4 mancınık yukarıda, 1 mancınık aşağıda. Ve tam bir kuşatma ortamı. Önde de kocaman dev bir şahmerdan var. Koçbaşı var ve şu an duraklamış durumda. Ordu yürümüyor. Tamam. Çok kısa bir böyle slow motion gibi bir an istiyorum Theodoret için. Hı-hı. Ordunun yerlerine bakıyor. Hangi askeri birlik sınıf gelmiş onlara bakıyor ve mancınıkların yerlerine bakıyoruz. Çok kısa bir an böyle. Tabii direkt şey atmıyorum. Yerlerini net kafanda oturtabiliyorsun. Yani tamam. Kim nerede, hangi birlik nereye konuşlanmış net bir şekilde görebiliyorsun. Tamam, iniyorum. Çocuklar. Gelen Vergan. Ne? Vergan mı? Vergan'ın burada ne işi var? Bilmiyorum. Buranın askeri komutanı nerede? Buranın komutanı, bağırıyorum. Burada görevli biri yok mu? Abi bunu söylediğin anda etrafına bakınıyorsun. Bir kafanı çeviriyorsun. Kimse yok. Birkaç kişi kraliyet odasında gördüğün birkaç kişinin limana doğru kaçtığını görüyorsun. O yanlarında kral yok. Helgen'in kralı yok ama kraliyet şeyinden o yardımcıları, yanına girdiğin odadaki muhafızlar limana doğru kaçıyorlar. Koşarak gidiyorum abi. Tüm hızımla, iki kat hızımla. Tutmaya çalışacağım Double birini. Double bonus vereceğim. Abi, Double bonus. +2 +2. Yetişiyorsun adamlara, adamlar koşuyor. Helgen. Tuttum. Helgen. Nereye gittiğinizi sanıyorsunuz? Kaçış yok. Helgen'in ordusu aşağıdan yardıma gitmişti. Sadece 400 okçumuz ve 200 piyadeyle burayı tutamayız. O zaman onlarla tutacaksınız. Hayır, kaçmayacaksınız. Deyip abi böyle halkın izlediği bir halk sizi izliyor. Ve herif seni itiyor, kaçmayı deneyecek senden. Bırakıyorum, öldürmeyeceğim. İtip kaçıyor. Bildiğin gemilerden birine atlıyorlar. Halka doğru dönüyorum böyle. Korkak herif. Herkes boş olan, halk, kadın ve çocuklar, savaşamayacak durumda olan herkes gemilere binsin. Çabuk, derhal, bütün gücümle bağırıyorum. Abi böyle
Der demez ikna artı iki. Der demez halk böyle bakınıyor sana. Yani biz de savaşabiliriz falan diyenler var arada. Kaçın 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 gemilere, gemilere binin falan böyle direkt abi o yağan mancınık ateşinden sonra yaşlı kesim yavaştan evlerden çıkıyor ama dış kesimde haber verilmemiş bölgeler falan var. Yani tamam. İç bölgede dediğin Eredon. Köprünün dışındakilere haber vermeniz lazım. Köyün içine çekin, şehrin içine çekin hepsini. Tamam, ben de deyip hızlı bir şekilde koşarak yer yer grappling hook'umu kullanarak hızlı bir şekilde köprünün dışındakilere haber vermeye gidiyorum. Şey tamamdır. Nerede? Ormandan getirdiğimiz elfler nerede? Abi bizi... Yanınızda sizinle beraber geziyorlar. Gelin arkanızda. Buraya gelin, buraya gelin. Üçünüz. Söyleyin efendim. Tüm hızınızla atlarınızı 3 at bulun. At getirin bu adamlara diyorum. Var mı at kenarda? Abi atıyorum. Abi söylüyorsun, bağırıyorsun ama öyle bir karmaşa var ki at falan yok etrafta. Tamam. Yani sana o an at bulabilecek biri daha yok. Tüm hızınızla, tüm gücünüzü kullanın. Büyülü ormandan geçerek aşarına gidin. Büyülü ormandan kendi halkınıza da haber verin. Getirebileceğiniz her yardımı getirin. Burada olanları anlatın. Helgen işgal edilmek üzere. Koşun deyip itiyorum hepsini. Abi böyle borular çalıyor şey boruları. Savaş boruları. Falan boru şeylerini duyuyorsun ve hu hu falan sesler geliyor böyle. Hassiktir, hassiktir. Zales. Evet. Bulabildiğin 400 okçu, 200 piyade var. Bulabildiğin tüm askerleri topla. Hı-hı. Köprünün önündeki evlerin üstüne okçuları yerleştir. Evlerin aralarına bulabildiğiniz tüm malozları yıkın. Atlılar oradan geçemez. Köprüye mecbur bırakacağız onları geçmeye. Redoran. Pekala, dediğini yapmak için abi koşuyorum böyle şey diye bağırma. Oturabilecek miyim bu süsleyenler gelsin. Piyadeleri senle köprünün önüne konuşlandır. Redoran. Abi Redoran yeni uyanmış böyle. Direkt yanına geliyor falan. Redoran şu an sana ihtiyacım var. Sana çok ihtiyacım var. Köprüyü tutabilecek tuzak ya da herhangi bir şeyin var mı? Fakir kral, neden senin krallığın buraya saldırıyor? Bilmiyorum Redoran. Konuşacağım. Önce bu planı yapmamız lazım. Bu insanları korumamız lazım. Binlerce çocuk var Redoran. Köprüyü tutabilir misin? Biz tuzak hazırlayabiliriz. Tutarım ama kendi askerleri de öldüreceğinin farkında mısın? Farkındayım Redoran. Hadi yap şunu. Bir de senden bir şey istiyorum. Tuzağı kurduktan sonra piyadelerin önüne geçip ben işaret verdiğimde indirebildiğin en güçlü yaratığı indir, olur mu? Evet. Denerim diye böyle gergin bir şekilde köprüye doğru koşuyorum. Ben direkt Eredun'un yanına gidiyorum. Çıkıyorum dışarı. Eredun. Efendim. Halk içeri girdi mi? Girebilenler oldu mu? Dışarıda kalan var mı? Henüz vardım deyip bağırmaya başlıyorum. Helgenler. Hemen içeriye doğru koşun. Gerisinin icabına... Hey Teodet, ben bu konuda pek iyi değilim. Tamam. Abi bağırıyor, çağırıyor fakat... 3-5 evden fazla hani böyle o köprünün dışındaki halk orada kaldı. Sesini duyuramadı tamam, içeriye yani. Ben çıkıp Ghost Sound atıyorum, bütün gücümle bağırıyorum. Helgen halkı, şehir merkezine dönün. Savaştan sakının. Gemilere binin. İhtiyacınız olmayan hiçbir şeyi almayın. Su ve ekmek bile almayın. Gemilere koşun diye bağırıyorum. Abi ses, bir ses dalgası Ghost Sound böyle. Öyle bir ses dalgası ki Helgen'in tüm sınırlarına... Bırak sınırları, mancınıklara kadar ulaşan bir ses dalgası. Böyle bir halktan anda... bir tane bir kişi yakalıyorum, erkek. Var mı bir tane büyük ergen bir çocuk var mı orada yakalayabileceğim? Var. Kaçışan. Bana bak, isminle. İsmim Buledin. Buledin, sen benim gözcüm olacaksın. Halk gemilere bindiğinde bana ateş yak, tamam mı? Gemilerden haber gönder. Ateş mi yakacağım? Ateş yakın. Yollayın. Peki deyip çocuk koşturarak kaçtı abi. Eredun buraya gel. İşte bu yüzden sen kral olacaksın Teodret. Eredun, krallığı boş ver şimdi. 200 okçuyla biz şu doğudaki mancını görüyor musun? Tek başına duran, merkezden uzak duran. Hı hı. Biz onu alacağız. Sen ve ben. At bul kendine. 2 atlı 4 nala üstüne koşacağız. Arkamızda 200 okçu. Tam onlara yaklaştığımızda sana şimdi dediğimde duvar yapayım. Arkada tayfa geldi yanına. Helgeven. Helgeven, Sentor, işte kolsuz adam, flütçü falan geldiler. Hey. Kaptanlar. Toptir.
Bir savaş var sanırım. Evet evet. Evet. Savaş var. Daha önce savaşmıştım. Çocuklar yardım, her yardıma ihtiyacımız var ama ne yapabilirsin? Deyip kafamda şimşek çakıyor. Toktir. Gemide hiç barut fıçısı var mı? Sanırım 4 ya da 5 fıçı olmalı patron. Gerçekten yardım etmek istiyor musunuz? Tabii ki istiyorum patron. Tabii ki istiyorum. Kadın hergeven geliyor. Şey diyor. Benim ismim ne? Söylersen seve seve yardım ederim. Böyle eğiliyorum elini öpüp hergevenleydim. Peki fıçıları alacağız. Peki ne yapmamızı istiyorsun? Kulaklarına eğiliyorum. Alp sana özelden yazıyorum abi bunu. Sen. Bunu şu an söyleyemem. Ne diyorsun lan hergevenin kulağına? Tamam. Puşt. Tamam mı? Evet abi tamam. Abi okay. Normalde hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerdi. Hiçbir şekilde dediğin şeyi kabul etme imkanları %0'dı. Fakat öyle şeyler fısıldadın ki, öyle şeyler söyledin ki kulaklarına, Helgeven'in gözünden bir damla yaş aktı. Centaur'u kabullenerek böyle, peki patron, bu seferlik peki. Deyip böyle arkalarını dönüp seni dinlediler abi. Ne söyledin Teodret? Siktir ağlayacağım. Ben de orada değilim. Ne istedin Teodret? Ya binlerce çocuğu seçecektim ya da bunu Erodun. Deyip 200 okçuyu alıp şuraya git beni bekle diyorum. O doğuyu gösteriyorum. Abi geri dönüp 200 okçu bulacağım sonra dedi. Hayır Zales toplama. Zales ordu tamam. Zales ordu topladı. Zales piyadeleri ve okçuları düzenledi şu 200 an. 200 okçu bu tarafa. 200 okçu bu tarafa. Piyadeler köprünün önüne. Diğer okçular binaların üstüne. Zales bana bak. Siz okçular benimlesiniz takip edin. Yaklaştıkları anda yerden atlıları düşürebilecek bir şey çıkarabilir misin? Bilmiyorum gücün ne, içindeki güç ne ama bilmiyorum Zales. Şunu yap artık. Abi Zales'e bunu sorduğun anda öncelikle bir zar atacağım burada. Okey. İletişimi kurabiliyor. Zales kulağında bir ses duyuyor. Seni işe yaramaz yüz karası. Seni işe yaramaz. Savaş tanrısı sana son bir hak veriyor. Hem de Braum'un güçlerini de sana adayacak. Seni koruyacak güçler artık daha çok olacak. Sonuna kadar yanında olacağım ama bir sefer daha. Doğanın sesini duyuyorsun. Sana eski bir doğa druidinin güçlerini vereceğim. Birini seçmelisin ama acele et. Doğaya güven. Doğaya güven. Bu yaşamı bana doğa verdi. Savaş tanrısı ise beni terk etmişti. Hayır o seni terk etmedi. Sağladı. Seni bir sefer terk ettim sadece. Dostlarımı ve bir ormanı korumak için doğa yolumu göster. Abi doğa yes! Abi doğa tanrısını seçiyorsun ve sana ikinci şeyde verdiğim büyülerin hepsine erişimin var artık. Yani Nature'a erişimin olacak bu andan sonra. Tekrar soruyorum Zales. Atları düşürebilecek bir şey yapabilir misin? Emin ol. Bekleme. Çok güzel şeyler yapacağım Ted. Artık görebiliyorum. Güzel. Redoran'a bakıyorum. Redoran ne yapıyor diye. Abi ben köprünün oradayım şu anda. Köprünün tam başında duruyorum. Beni görebiliyor musun o mesafeden? Tabii köprünün önündeyiz biz de. Köprüye doğru geliyorum böyle köprünün başına. Redoran tuzak hazır mı? Şöyle bir sana bakıyorum abi. Sonra köprünün karşısına bakıyorum. Ne görüyorum abi? Nasıl? Yani şöyle bir durum değil mi? Endgame'de baya böyle Kaptan Amerika Thanos'un askerleri gelince tek başına kalkıyor ya. Baya öyle bir bu durum var. Baya böyle 1000 kişi falan var karşıda. Küçük bir grup öne geliyor yavaş yavaş. 4 kişilik bir grup atlarla. Bunu görüyorsun. Yani bu sırada öne konuşmaya gelen birileri var orduda. Zales'e acil bir şey sormam lazım. Neyse. Zales. Doğayı görebildiğinden bahsettim. Havayı kapatabilir misin? Henüz değil herhalde. Redoran acele etmemiz lazım. Pekala. Ne yapayım lan senin adamın konuşuyor. Tamam bırak. Tamam bitti.
Abi şöyle bakıyorum. Sonra tekrar size dönüyorum. Bunu burada kullanmak istememiştim. Açıkçası bunu hiç kullanmak istemiyordum. Ama madem masumlar ölecek, o zaman başka çaremiz yok. Çantamı çıkartıyorum. Köprünün oraya böyle çok geniş bir, en geniş çemberimi çiziyorum böyle. Doğru. Tebeşirle. Sonra onun üzerine hemen böyle bir şeyler atıyorum. İki kere de asamı vurup Rederik, masumların bu sefer kanının akmasına izin verme. Bu sefer onlar senin gibi boğulmasınlar diye yere vuruyorum. Abi vurduğun anda bir minik ateş şeyi böyle çemberi dolanıyor ve çemberin en sonuna ulaşıyor. Tamam kardeşim. Hiç merak etme. Redoran, Zales'in önüne geçmeni istiyorum ve çıkarabileceğin, indirebileceğin, atları düşürebilecek en büyük yaratık ne Redoran? Emin misin bak? Bunu bazen ben bile kontrol edemiyorum. Artık iş kontrolden çıktı zaten Redoran. Abi asamı şöyle havada çevirmeye başlıyorum. Hı hı. Gel buraya. Gel. Seninle yaptığımız anlaşmayı hatırla. Senin çocuklarını nasıl kurtardığımı hatırla. Gel buraya Tolga. Diyorum böyle. Asayı yere vuruyorum. Yerden böyle bir şey yeri yarıp çıkıyor. Etrafında dolanıyor. Bu bir 40 ayak. Yaklaşık 10 metre falan boyutunda. Bir 40 ayak. Dev bir 40 ayak. Bir şeytani anlaşmadan dolayı sözüne uyuyor şeyin. Redoran'ın. Evet. Helgen ordusuna dönüyor. Tekrar mı gittik? Ne oldu? Alo ses. Ses. Buradayız. Ses geliyor mu sesim? Buradayız. Duyuyoruz. Tamam. Geldik mi tekrar? Geldik. Sakin. Chatten bir geldik alalım. Tamam geldik. Ata biniyorum. Dönüyorum orduma doğru. Korkmayın. Helgen ordusu. Arkanızda binlerce çocuk ve kadın için. Aileleriniz için. Topraklarınız için. Bugün savaşma zamanı. Bu toprakları koruyacaksınız. Asla kaçmayacaksınız. Karşıdan gelen ne olursa olsun. Karşıdan gelen düşman diyorum, düşman deyince böyle bir kötü oluyorum. Karşıdan elimi gelen düşman omzuna vuruyorum böyle. Evlerinizi yıkamayacak. Ben bugün gerekirse ben ve arkadaşlarım sizler için öleceğiz. 200 okçu burada nefes bile aldırmayın. Piyadeler buradan hiçbir atlı geçmeyecek. Erodun 200 okçu seninle o mancının karşısında dursun. Atımı ileri doğru sürüyorum. Vergan ordusu, karşıma çıkacak bir sözcünüz ya da komutanınız yok mu? Deyip bağırıyorum. Abi zaten size doğru yürüyen 4 tane atlı herif vardı. Yavaş yavaş atlarını böyle süzüle süzüle atlarıyla beraber size doğru geliyorlar. Eolin. Ben Theodred'in yanındayım abi. Konuşmaya ben de gideceğim. Tamam. Redoran, Eredun benimle gelin. Zales ordunun başında dur. Pekala. Ben de takip ediyorum Theodred'i. Çıkıyoruz abi öne. Abi çocuklar, tane atlı. Şimdi bana bırakın. Lütfen. Abi böyle geliyor. Bir tanesi inanılmaz güzel bir zırh giyiyor. Vergan Aslan'ın zırhından işte böyle işlemeler falan o kadar güzel ki zırhı. Belli bu taburun komutanının en yakın şeyi, sağ kolu diyebilirim. Elçi olarak o geliyor. Yanında iki tane şövalye var. Bir tane benim böyle yüzüm kapalı, tamam mı? Hı-hı. Şu şekildeyim. Böyle duruyorum. Adın ne komutan? Adım Hurog. Hurog buraya... Hurog'u bilir. Senin adın ne? Lak diye açıyorum böyle kapşonu. Abi küçük bir zar atacağım burada. Bu surat tanıdık. Surat tanıdık diyor Hurog ve sana hislerini belli etmiyor fakat biraz böyle şey oldu. Şaşırdı ama suratında bir değişme yok. Yanındaki askerler böyle falan oldu. Bir şaşırdılar. Bir sessizlik oldu o an ortamda. Sana tek bir soru soracağım. Neden buradasınız? Abi, Hurog böyle sana doğru dönüyor. Ben de yaklaşıyorum Hurog.
Vergan, Vergan bir söz verdi. Tüm krallığa bir söz verdi. Hepsini tek bir elde toplayacaktı. Yani Vergan'ın... Ben dinlemeyip atımı çeviriyorum. Aha. Orduya doğru dönüyorum. Ver müziği burada işte. Ben de duymak istiyorum bu konuşma için. Dur, senin konuşmandan önce ben bir şey diyebilir miyim? Tabii ki. Aklıma bir fikir geldi çünkü. Sen tam böyle dönüp konuşacakken ben kolumu böyle senin omzuna koyuyorum. Sonra yerine dönüyorum. Hı-hı. Sesimi büyüsel bir şekilde böyle yükselterek, böyle burama koyarak, boğazıma koyarak şey diyorum. Vergan'ın askerleri, yanımda gördüğünüz adam sizin gerçek kralınız Theodred. Bugün siz bir takım insanlar için rant adına oynanan kalleş bir oyunda sadece piyonsunuz. Bu yaptığınız ne ülkenizi savunmak ne de ülkenizin çıkarları için iyi bir şey. Bugün isterseniz tarihin yanında yanlış tarafta olabilirsiniz ya da kralınıza gerçek sadakatinizi gösterebilirsiniz. Ve gerçek Vergan evlatları için biz bekliyor olacağız. Söz sende kral diyorum Theodred'e. Atla yavaş yavaş. Tüm gözler kralın üzerinde. Çıkarıyorum şeyi, kapşonu da. Sesimi tüm gücümle. Vergan askerleri. Kardeşlerim. Size sefalar getirdiniz demek isterdim. Bir sola sürüyorum atı, bir sağa. Fakat görüyorum ki siz masum bir halka ölüm getirmişsiniz. Kalbedur'un en asil askerleri. Ben Silvar'ın soyundan. Büyük Kral Theodor'un oğlu. Altı diyarın varisi Theodred. Bazılarınız beni hain olarak hatırlayacaktır. Ama bugün bunun bir önemi yok. Çünkü bu konuşmayı size prens olarak değil, bir Verganlı olarak yapıyorum. Vergan asla işgalci olmaz. Vergan asla masumların canına kastetmez. Vergan asla çocukları evsiz bırakmaz. Vergan asla saldırmaz. Babam Theodor, savaş meydanında çekilmemiş olan kılıç acizliktir. Savaş meydanında yapılmamış olan savaş kıyımdır derdi. Vergan asla kıyıma hükmetmez dostlarım. Siz bu dünyanın en onurlu askerlerisiniz. Binlerce çocuğu ve kadını evsiz bırakıp öldürmeye mi geldiniz dostlarım? Siz asil adamlar, komşularınızı yakıp yıkmaya mı geldiniz? Siz Vergan'ın aslanları, size saldırmayanlara kılıç çekmeye mi geldiniz? Kılıcımı çıkarıp toprağa saplıyorum. Ve şimdi ben, Theodred Altı Diyar'ın gerçek varisi olarak söylüyorum. Siz Vergan süvarileri hepsinin gözlerine bakıyorum. Kralınıza kılıç çekmeye mi geldiniz? Biliyorum hepiniz emir kulusunuz, fakat hanidir sizler zalimlikle kahramanlığı ayıramaz oldunuz. İşte ben hain diyerek ihanet edilen Vergan tahtının asıl sahibi Theodred karşınızda duruyor. Ben bu masum canlar için canımı veririm. Benim bildiğim Vergan askerleri de masumlar için aynısını yapardı. Onlara kılıç çekmezdi. Evinize dönün kardeşlerim. Bir Verganlı'nın kanının bir damlası bile değmesin bu toprağa. Zira sizin kanınız herhangi bir toprak parçasından değerlidir. Eğer kan akıtmadan buradan dönmem derse, deyip komutanına dönüyorum. Açıyorum kolumu. Vergan bıçağımı çıkarıyorum işlemeli. Bileğimi kesiyorum böyle azıcık. Mendili sürüyorum. Alsın, deyip suratına fırlatıyorum. Bunu kralım dediğin o gaspçıya götür. Theodred'in döndüğünü ve halkı için geleceğini söyle. Bugün burada masumlar ölmesin. Eğer bir ölüm istiyorsa gelsin karşıma çıksın, deyip atımı çeviriyorum. Abi. Wow. Abi. Wow. Wow. Karşıdaki gördüğün görüntü şu. Bence bir D20 atarsın burada diyeyim şimdi ya. Bir D20 atacağım. Kesinlikle atacağım. Attım Yunan. Ne geldi merak ediyorum. Lan gözüm doldu. Tamam baba, savaş mamaş. 6 artım da var. 6 altım var oğlum. Leadership ve iknağım da var. Wow. Brog dönüyor orduya.
Vergan'ın askerleri. Bu köpeğe mi inanacak? Abi. Köpek mi dedi mi bu arada? Yanın, tamam dedi. Sakin ol. Eradun'u tutuyorum. Abi elim mızrağıma gidiyor böyle. Sakin ol Eradun. Yanındaki iri yarı Euriel çıkarıyor abi kılıcını. Sağa doğru tutuyor kolunu. Tam boğazında. Kimin? Urog'un boğazında kılıç. Theodred'in gözüne bakıyor. Wow. Ben döndüm atla. Bakıyorum böyle. Sen bir Vergan askerisin. Komutanına kılıç çekme. İndir o kılıcı. Kılıcı yere bırakıyor abi. Kılıcı yerine koymuyor. Bir kalleş için kan dökme. Dönün evlerinize dostlarım. Dönün ve ailelerinize anlatın. Kralınız geri döndü. Dönün evlerinize. Kanlarınızı harcamayın. Dönün evlerinize. Bu insanları evsiz bırakmayın. Abi, şıngırdayan zincir sesleri, atların ayak sesleri, ordudan geri dönen bir sürü atlı, yavaş yavaş geri çekilen atlılar, ormanın içinde şıngırdayan nal sesleri, oh, çıngırdıyor böyle hepsinin sırtındaki zincirler, mancınıkların pa ça pa iplerini kesiyorlar abi. Böyle çok kötü oldum. Aradan bir tane adam dönüyor ve bu yüzü tanıyorsun, Euriel. Ben Euriel. İsmimi unutma. Kral Theodred deyip atı tık 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 selam hızlı sürmeye başlıyor ve abi 200 atlı falan kaldı geriye ama ne yapacaklarını bilmiyorlar. 800 atlı falan geri gitti. Yani bildiğin atlılar öyle geri çekiliyor ki böyle Helge'nin içindeki halk yavaş yavaş sokağa doğru yürüyor. Böyle herkes ağır bir şekilde sokağın ortasına yürüyor. Sağlarına, sollarına bakıyorlar böyle. Redoran'a, Eredun'a arkadan yaklaşanlar var, geliyorlar böyle. Dağılan karşında böyle 200 kişilik falan bir ordu var, ne yapacağını bilmeyen ve Hurok ordunun arasına doğru ilerliyor. Helgen ordusu. Size kılıç çekilmediği sürece tek bir ok bile atılmayacak. Yerlerinizde kalın, defans pozisyonu alın. Ben hep peşin ediyorum karşı komutana. Kazanamazsın kukla komutan. Bu senin kazanabileceğin bir savaş değil. Bugün kalleşler düşecek. Bugün iyiler kazanacak. Geri dön. Daha fazla masumun canına kıyma. Yoksa biz senin canına kıyarız. Rob böyle tedirgin. Ya Renlar. Yapmam gerek. Yapmam gerek. Renlar'a şunu de ki, Kral Theodred geri döndü. Kral Theodred sadık arkadaşlarıyla birlikte bu diyarın iyiliği için tahtını geri alacak. Geri dön ve kralına bunu söyle. Abi bunu der demez. Urog bakıyor böyle. Gidiyor ordunun arasına. Kalan 200 kişinin, hatta 150 kişinin arasına. Bu son. Bu bir son. Üzgünüm kardeşlerim. Atlarınızı sürün ölümün kucağına. Deyip abi bir anda 150 atlıyı size doğru sürüyor. Gelin amına koyayım. Ölmeye geliyorlar ya. Ha, ölmeye geliyorlar. Yerlerinizde kalın. Yerlerinizde kalın. Abi tık 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 tık. Atların hızlandığını görüyorsunuz. Yerlerinizde kalın. Yerlerinizde kalın. Yapmayın. 200 metre. Atlılar köprüden gelecek değil mi? Köprü kapattık. Köprü önündeyiz. Biz önündeyiz. Yerleriniz. Dales. Sakin 150 metre. Zales. Sakin yaklaştıklarında düşür atlıları. Ölmemesi. 100 metre. Zales ne kullanacaksın? Wall of Fire atacağım. Hayır, hayır. En son. 50 metre. Abi tam 40 metre. 10 metre kala. 30 metre. 20. 10 metre. Şimdi Zales. Wall of Thorns. Atıyorum abi. Eredun. Şimdi eğer çıkaramazsa Wall of Fire atacağım. Abi bir yerden çıkan dikenli koca bir ağaç. Jilet dikenleri olan bir
sarmaşık duvarı. Atlar durduramıyor şeylerini. Eredon şu an bir turn'un var. Girecek atlar zaten oraya. İstediğin bir şey yapabilirsin. Aç, yani aç şu duvarı. Evet. Aç şu duvarı. Duvarı kaldırıyorum abi. Abi. Hemen önümüze. Önüne okçular. De alevli bir şey. Evet. Okçular sende. Son aksiyon Redoran ve Theodred'in. Okçular. İndirin. Fırlat! Sıfır böyle ileri yapıyorum. Komut aldık. Redoran. Ben abi Theodred okçular fırlat dedikten sonra okçuların gelecekleri yöne smoke atıyorum. Abi. Önce dikenli tellerin, dikenli sarmaşıkların içinden geçen 100-150 atlı parıltı parça oluyor. 100-70 anların içinden geçebiliyor ama ok yağmuru var atlarından düşenler. Tam bir can pazarı. Devam edebilenler, sağdan soldan geçmeye çalışanlar. Yanan o koca alev duvarının içinde bir kül olarak yere düşüyor ve havaya serpiliyorlar. Oklar yağmaya devam ediyor. Sıp 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 sıp. Geriye Vergan askerlerinden ve Huron'dan sadece tozlar kalıyor. Theodred. Hayır, hayır, hayır. Bana bak. Bu üzülmemiz gereken bir an değil. O gaspçı... Gaspçı Renlara karşı kazandığın... İlk zaferde böyle somurtacak mısın? Bunlar senin askerlerin değildi Theodred. Senin askerlerin şu an Vergan topraklarına geri sürüyor. Bunlar o gaspçının köpekleriydi. Masumları öldürmek için yola çıkmış köpekler. Bu çocuklar öldürmek ne yapmış? Yüzlerce insanı kurtardın Theodred. Yüzlerce Verganlıyı. Binlercesini, binlerce Helgenliyi de kurtardın. Bu da krala yakışan bir hareket. Bunun sorumluluğunu bu diyarda çekebilecek başka bir kral daha olduğunu düşünmüyorum. Ben hepsinin omzuna dokunuyorum. Atımla yavaş yavaş şehre doğru ilerliyorum. Redoran, köprüden geçebilir miyim? Ben asamı kaldırıyorum. Tolga! Sana artık ihtiyacımız kalmadı. Bugün kan dökmedin ama kan borcunu başka gün ödeyeceksin diyorum. Tamam, yerin dibine giriyor böyle. Çık çık çık. Ben tekrar kapşonu taktım abi. Ve şeyi de kaldırıyorum. Büyüyü de kaldırıyorum köprüdeki. Abi yaşlılar, çocuklar, gemilerden inip gelenler. Abi öyle ben bir... o iki... pardon devam et sen. İki böyle... piyadenin yanına gidiyorum ben. Anlayamadık pardon. Söyle ne yapacaksın? Aksiyonu söyle ben anlatacağım. 200 piyadenin yanına gidiyorum. Bu ölen Berganların yanına gidiyorum. Onları alıp. Sonuçta onlar da Vergan askeriydi. Vergan usullerine göre gömülsünler. Yardım edin. Abi elfler yardım ediyor size. Yaşlılar oradaki böyle şey halk kahramanlarımıza doğru yaklaşıyor. Redoran'ın, Theodred'in, Eredun'un, Zales'in yanına doğru yaklaşıyor. Halk gittikçe kalabalıklaşıyor. Alvin, Faelin, işte Centaur sırtında fıçılar. Bıçığı yere bırakıyorlar. Ben Centaur'a bir sarılıyorum. Abi o da böyle sarılıyor sana. Seni demek kaybetmediğime ki... sevindim dostum. Bir başka gün öleceğiz kaptan. Deyip böyle atıyor fıçığı yere. Bir başka yere. Gün birlikte öleceğiz. Abi halk böyle sizi kaldırıyor havaya falan atıyorlar. Redoran'ı aldılar. Redoran'ı götürüyorlar. Bir şey gibi. Ellerinin üzerinde böyle bir insan denizi gibi Redoran'ı aldılar. Şehir meydanına doğru gidiyor Redoran. Akıyor insanların üzerinden böyle. Yaşa! Yaşa! Eredun'u aldılar. Grappling hook'undan tutup sallıyorlar. Böyle hey, öyle bir hey. Sevinç şeyi var ki. Zales'i kaldırmaya çalışıyorlar. Zales çok ağır. Theodred'in yanında durup sadece dikiliyorlar. Ben oturdum böyle yere bakıyorum sadece. Ben abi şey yapıyorum. Ne derler? Evet, ben olmasaydım kazanamayacaklardı. Kahraman Redoran, yaşa kahraman Redoran, Redoran diye yaşa şey Redoran. Başlatmaya çalışıyorum. Yaşa böyle. Redoran, yaşa Redoran. Böyle Helgen halkı 3000-4000 kişi ayaklandı. Yaşa Redoran. Elimi elflerin... çırpıyorum. Yaşa Redoran, yaşa Redoran diye böyle elimi Pembe çırpıyorum. Pembe elflerin Redoran'ı, ağaçların, büyülü ormanın Redoran'ı. Elf kızlarının sevgilisi falan diyorum.
Uzaktan şeyi görüyorsun. Redoran'a uzaktan bakan biri var. Helgeven uzaktan böyle Redoran'ı izliyor. Helgeven'e böyle kaş göz yapıyorum, sonra da böyle yapıyorum Helgeven'e. Öpüyorum. Vizar atacağım burada. Çok önemli bir vizar, oyunun geleceğini etkileyen. Tamam. Helgeven'e vizar attın. O da gülümsedi ve Helgen büyük Vergan baskınından kurtuldu. İki dakika ara alabilir miyim? Alabiliriz, alabiliriz. Hani savaş ya? Hani savaş? Yok etti abi adam. Adam yok etti. Ben bir şey diyeyim mi? Yani bir sürü savaş resmi hazırladım, boşa gitti hepsi yem. Ya... Hazırladığını ben biliyorum bu arada yani, hani gördük hazırladığın her şeyi. Hayır, %5 falan diyorduk en son kazanma şansımız, %5, %10. Ulan evet, kaçacak yani mıyız falan diyorduk. Dün çok dark bir konuşma yaptık yani. Ve yok etti yani. Peki, Eren yok etti. Adaletli miydim? Samimi soruyorum. Bir şey oyununa göre. Adaletli miydim? Abi. Hı. Şimdi bir yorum yaparım da banlanırız. Bu biraz. Tamam. Neyse tamam. Yani şey, anladınız ne diyeceğimi. Neye benzettiğimi anladınız durumu. Okey, bence adaletliydin yani. Şöyle söyleyebilirim. Var mı şeyin içinde yorumun? Var. Tamam. Şöyle söyleyebilirim. Yaklaşık. Şimdi bir tek benim haberim vardı Vergan'ın geldiğinden. Çünkü Theodoret Eren'den daha çok şey biliyor Vergan askerleri hakkında. O anda savaş planı yapması lazım. Savaş eğitimi almış bir adam ve bir ara Discord'dan atarım. Bir sayfa savaş taktiği, bir sayfa savaş map'i çizimi vardı. Ve 1000 askeri katledeceğimiz ya da %50-50 halkı gemilerle uzaklaştırıp ormana çekileceğimiz iki türlü savaş taktiğim vardı. İkisine de gerek kalmadı ama çok daha kötü oldu benim için. O askerlerin ölüme doğru siktir sesim titriyor. Gelmesi niyeyse böyle duygulandım. Yani taktiği de anlatsak mıydı acaba? Alp böyle oyun için. Direkt. Taktiğimiz şuydu ya. Arkadaşlar. Redoran bilmiyor ama Günhan şimdi küfür edecek bana. Tayfaya söylediğim şey intihar göreviydi. Helgeven. Fark ettim onu, amına koyayım. Patlatacaklardı kendilerini mancınıklarda. Onlar patladığında öndeki süvariler huzursuzluk yaşayacaktı. Biz de o sırada iki atlı şeklinde sağ en alttaki mancınağa doğru koşacaktık. Tam koştuğumuz aramızda 15 metre kalmışken, bunu 3 gün 3 tane taktik değiştirerek düşündüm bu arada. Wall of Fire açacaktı. Atlar kendini çektiğinde okçular durmadan nefes aldırmayacaktı. Ben ve Eredun mancınağa gidip oradakileri etkisiz hale getirip çevirecektik ve merkezdeki süvarilerin üstüne atacaktık en azından bir atış ve böylelikle dağılacaktı. Sonra dikenleri çıkaracaktı Zales ve atlıların bir kısmı düşecekti. Sonra Günhan'ın çıkardığı yaratık dağıtacaktı. Biz de sağdan gelip okçularla onları oyalayacaktık. Bu sırada belki büyülü ormandan yardım gelirdi. En kötü haber ver bana dediğim çocuk ateş yakarak insanlar gemilere bindi diyecekti ve biz büyülü ormana doğru çekilecektik. Büyülü ormanda diğer o geçen bölüm karşılaştığımız okçular onları avlayacaktı şeklinde bir planım vardı. Ama konuşma muhteşemdi yani. Konuşmayı abi, bugün bir saatti falan. İyi ki şey yapmamışsın. Bu arada bunları neden oyun öncesi hazırladığında anlat ve birimiz ki... kesin öleceğiz diye falan bakıyorduk böyle. Aynen. Şimdi oyun öncesi neden bir konuşma hazırlama şeyi duyuyor ya da savaş taktiği? Neden? Theodred Eren'den 100 kat daha iyi savaş taktiği bilen, 100 kat daha bu işleri bilen biri. Yani bu kadar bir zamanda böyle bir taktik, böyle bir konuşma çıkarabilecek biri. O yüzden onu en iyi şekilde oynaması için bunları hazırda tutması gerekiyor. Bu yüzden... yani bu ben askeri eğitim almadım ama Theodred aldı. Ve Theodred Vergan'ın dizilimini ve nasıl etkisiz hale getirebileceğini de aslında biliyor. Ve daha zeki abi. Evet, o tecrübeyi kapatması lazım bir şekilde. O yüzden adam çalıştı gerçekten yani. Güzel, güzel. Ben de çok... Bu arada Evelişars genele bir espri yazdım. Hemen bir 5 tane baksanıza. Hemen yayında bakıyoruz yapamam. Efendim. Yayında yapamam ama çok yapmak istedim. Ya. Okey. Okey, ben hazırım. Ben abi. Abi, büyülü ormanın içinden 400-500 tane şey geliyor. Böyle piyade, mızraklı, orman elfleri falan. Böyle koca bir tabur geldi. Bir süre sonra baktılar. Helgen'de bir sıkıntı, hiçbir şey yok. Tamam. Önde şey ama Helgen ya gayet zarar almamış ve sakin, kurtarılmış. Size doğru geliyorlar.
öne çıkıyorum. Hı hı. Yardım istediniz Helgen için. Helgen için buradayız ama burada ne oldu? Vergan. Aslında Vergan değil, emir kulları, bir şeytanın elindeki emir kulları buraya geldi. Hiç yara almadık, hiç askerimiz ölmedi. Sadece bazı binaları yıktılar ama geri döndüler. Merak etmeyin, Helgen güvende. Fakat buranın kralı diye seçtiğiniz ve onun yanındaki ucubeler ilk fırsatta burayı terk etti. Belki bunun için bir şey yapmanız gerekiyor. Abi bakıyorlar, yüzler bir anda Eolin'e dönüyor. Eolin de sana bakıyor. Hani bir sorumluluk alacak onaylarsan. Yes. Yes. Böyle yapıyorum yani. Peki Theodred, peki Redoran, Eredun ve Zales. Ben Helgen'de kalıp Helgen'i savunacağım. Burayı koruyacağım tüm gücümle. En azından bir deniz fenerini, yıllarca, hatta bir 100 yıl boyunca koruduysam Helgen'i de savunabilirim diyor ve abi halkın arasına doğru gidiyor Eolin. Elflere dönüyorum. Aşaren'e burada olan her şeyi anlatın. Bu kadar. Dönüyorum. Bizim ben gemiye doğru ilerliyorum abi direkt. Böyle kapşonu taktım. Binaların arasında düşünceli yürüyorum ben. İyi değilim. Evet. Aksiyonları ne yapacaklarınızı söyleyin abi, ona göre yolunuz nereye gideceksiniz? Def etme işi bitti mi benim için? Yani herkesi gömebildim mi bir şekilde? Evet. Sen piyadelerle ölen askerleri gömdün. Tamam, ben Theodred'in yanına gidiyorum. Ben de Theodred'in peşinden gidiyorum. Theodred. Konuşabilecek durumdasın. Bizimkilere dönüyorum. Hı hı. Benim hiç öz kardeşim olmadı. Benim ailem de kalmadı. Teşekkür ederim. Kardeşlerim diyorum. Hepsine böyle dokunuyorum omuzlarını. Ailem kalmadı lafını pek beğenmedim Theodred. Biz varız ya. Doğru. Abi hadi gidelim. Biz aratacağım bu sözden sonra. Böyle bir kafamda minik bir algoritma kurmuştum. Kar çabuk olacağını düşünmüyordum. Biz aratıyorum. Okey. Herhangi bir aksiyon veya herhangi bir şey olmuyor. Theodred. Zales. Vergan'ın bu kadar cesurca davranması. Bu işin içinde bir iş var gibi geliyor. Bu işin içinde çok iş var Zales. Vergan cesurca davranmıyor. Vergan haince. Vergan zalimce davranıyor. Hiç olmadı bu. Hiç. Vergan asla saldırmadı komşularına. Evet ve krallık başka bir krallığa saldırdığında yeni düşmanlar da edinir. Acaba sakladıkları ne var? Öğreneceğiz. Gemiye gidelim. Dur. Theodred. Sana her zaman inandım diyemem. Çoğu zaman sana fakir kral deyip dalga geçtim ve Vergan ile olan bağını açıkçası çok ciddiye almadım. Bundan dolayı özür dilemek istiyorum senden. Sen gerçekten bir lidermişsin. Açıkçası şu ana kadar senin böyle bir lider olduğunu gördüm. Fakat bugün senin bir kral olacağını hisset. Geleceğinde büyük şeyler var Theodred. Fakat henüz tahtına çıkamazsın. Ne kadar ülkeni geri almak. Ama bir süre daha Vergan'ın kralsız olması gerekecek. Bunu biliyorsun değil mi? Farkındayım Redoran. İşler çok karışmış. Ben böyle olmasını beklemiyordum. Şu fakir kral mevzusuna gelecek olursak. Bana herhangi bir şey demek zorunda değilsin. Dostum da yeter. Aa piç. Böyle şey yaptı. Başını salladı. Hiçbir şey demedi sadece. Ve şey yaptı. Elini çantasına attı böyle. Çantasından böyle bir tane kozalak çıkarttı. Sana uzattı. Vay. Aldım. Tuttum böyle. Böyle gözünden bir damla yaş geldi ama göster başını eğdi. Göstermeye çalışıyor. Gemiye gitti. Aga. Çanta tıkır diyor Redoran'ın. Allah. Tıkır tıkır tıkır. Açtım. Yadigar. Böyle bildiğin parlıyor. Sikik git lan. Hayda yine çıktı. Sikik. Hey.
Sanırım iyi bir adam oluyorsun ama şu ölülerin yanına gitsek de. Kapatmaya çalışıyorum çöpü çantayı. Abi, kapatıyorsun. Güzel bir an yaşıyoruz. Ben böyle ağaç diplerinde bir mantar görüyor muyum? Atıyorum abi. Etrafa bakınıyorsun ve... mantarlar falan yok ama işte bu burada genelde böyle bu ormanda işte daha çok dikenli bitkiler, işte büyülü ormanın içinde mantarlar görmüştün ama şu an bu pembe ağaçların burada mantarlar yok. Pekala, yoluma devam ediyorum. Evet. Gemiye biniyorum. Gemiden sesleniyorum. Helgen halkı, yaralarınızı sarın. Evlerinizi onarın. Korkmadan yaşayın. Bu anı hatırlayın. Siz güçlü bir halksınız. Kendinizi savundunuz. Ve Theodret'i, beni, Eredun'u, Zales'i, Redoran'ı unutmayın. Uzaklarda da olsa her zaman dostlarınız var. Toktir. Eller kalkıyor. Yelkenleri açın. Hagrid'e gidiyoruz. Abi ben odama geçeceğim. Ve su yadigarını anlamaya çalışacağım. Su yadigarıyla zaman geçireceğim. Ben gemi kalkmadan önce son bir şey yapabilir miyim? Eolin'in yanına gidiyorum. Abi Eolin halkın içinde onlarla falan konuşuyor. İşte yanında muhafızlar var. Ne yapacaklarını falan anlatıyorlar Eolin'e. Usta Eolin, bir konuşabilir miyiz? Tabii ki Redoran, konuşabiliriz. Deyip işaret ediyor yanındakilere. Senin biraz sesin değişmiş. Değişti evet. Çok sigara içiyor var lan. Biraz sigarayı azalt ya, bu ne böyle? Pardon. Benim sigarama karışmayın falan. Biz evkimiz tam neyse şey. Pardon. Sinir boşalması yaşadım. şey diyorum abi. Sen de hissettin mi buraya geldiğimizden beri? Hatta... En başından beri değil mi? Evet. Dikkatli olman gerekiyor. Bunu biliyorsun değil mi? Neden bahsettiğimi çok iyi biliyor olman lazım. Çok iyi biliyorum. Deyip kafasını hafifçe yukarı çeviriyor. Bir şey var mı? Abi bizler atayım. Atmama gerek yok ya da. Net bir şey görüyorsun. Gözlerin o kadar keskin ki böyle uzakta bir kuzgunun burayı izlediğini görüyorsun. Sal bizi be adam ya. Eoli'nin gözlerinin içine bakıyorum. Diyorum ki son bir soru daha. Namor bize pembe ağaçlı bir yere gidin demişti. Böyle pembe ağaçlara dönüyorum. Evet. Bununla ilgili bir şeyler anlatmak ister misin? Evet, burası. Onun hikayesini dinlemek ister misin? Evet. Namor'un hikayesi çok eskiye dayanıyor. Hem de çok eskiye. İki kardeş, Namor ve abisi. Beraber bir yolculuğa çıkıyorlar. Savaşın içinde, bazen bir ormanın derinliğinde, mağaraların içinde beraber... Kralım, acilen halletmeniz gereken bir şey yani. Anasını sikeceğim. Acun gibi herif ya. Yok artık. Abi 11 ve üzerine Namor'un hikayesini sonuna kadar anlatıyorum. 10 ve altına Eolin gidecek buraya. Hadi. Kaç geldi? Anlat lan. Hepsini anlatacaksın. Anlatmazsan özel hayatına kadar anlatacaksın. Namor'un tenisi sevgili herkese anlatacaksın. Hepsini anlatacaksın. Tenis boyuna kadar öğrenmek istiyorum. Abi. Story time. Bir saniye deyip gönderiyor adamı. İki kardeşin hikayesiydi bu. Eskiden beri bazen savaşın içinde, bazen bir ormanın derinliğinde, bir mağaranın ağzında, hatta
bir keresinde Namor farklı bir bedene bürünüp sana dokunuyor musun ha? Seninle konuştuğunu bana söyledi ama sadece seninle. Evet. Sana birkaç şey söyledi. Yüzünde bir maske vardı ve iri yarı bir herifti. O zaman böyle geliyor sana doğru şey diyor. Bana anlattığına göre hiçbir şey söylememişsin. Senden bir buluşma yeri istedi. Senden konuşmak için bir yer istedi. Fakat ona sesin Dört. Senden başa alıyorum. Senden buluşmak için bir yer istemiş. Berk'te şehrin en ücra köşesinde yanına gelip maskesini çıkarmaya cesaret edememiş. Yardım istemiş, buluşacaklar. Fakat pek ciddiye almadığını söyledi ona. Ardından arayıp durdu küçük kardeşini. Abisini. Buraya sıkışıp kaldı o iki küçük adam. Namor aslında bir ruh ve süre gelen bir ruh bile diyebilirim. Sadece ona özel kişilerle konuşuyor. Abisiyle kavuştu fakat hala rahat değil Araf'ta. Ne zaman küçük kardeşi onu affederse Namor rahata erecek. Ve fuck this shit Alp. Ve kurtulacak. Fuck this shit abi. Ne diyorsun Eolin'e? Bence bunu dedi işte. Nasıl ki? Ben kameramı kapatıyorum abi. Kapatma lan. Ben kapattım mı? Hayır lan. Yok. Oo, çok kötü oldum şu anda. Hiçbir şey demiyorum abi. Hı-hı. Yüzmeyi sevmiyorum Redoran. Ben gidiyorum abi hiçbir şey demeden gemiye. Tamamdır. Gruba anlatacak mısın hikayesini? Abi bilmiyorum. Ben harbiden gözlerim doldu şu anda. Çok kötü oldum şu anda yani. Oğlum ya öf bak ben böyle şeyleri anlatırken ağlarım işte. Sen nasıl anlatabiliyorsun böyle şeyleri? Fuck this shit ya of. Üzerime kara bulut çöktü yemin ediyorum ya. Tamam abi ben gemiye geri dönüyorum. Beni salın biraz. Tamam devam. Tayfa yelkenleri açın. Haritayı açıyorum ben böyle masaya Tayfa'yla birlikte. Haritayı açıyorsun. Zaden'in de Discord'dan bana yeni haritayı atması lazım hemen. Okey. Hemen. Siz planları yaparken. Çiziyorum çocuklar. Pagret'e gitmemiz lazım. Yalnız peşimizde birkaç gemi olabilir. Yani tetikte kalmamız lazım. O yüzden karanlık sulardan geçmemiz lazım. Biraz açıktan alalım. Kaptan Büyük Şapka'dan bahsediyorum bu arada da Tayfa'ya söylemiyorum. Hı-hı. En hızlı nasıl gidebilirsek gidelim. Yolda durmayacağız. Yolda hiçbir şey için durmayacağız. Yeterince erzağımız var mı? Var abi. Gemide her şey var. Tamam. Ben gemiye hız katmak için birkaç tane böyle hava elementini çağırıyorum ve yelkenlere rüzgar veriyorum. Güzel. Ne kadar yolumuz var? Vay. Evet. Ne kadar yolumuz var sence Toktir, Hagret'e? Sanırım bir günlük hızlı bir yolculuk bu rüzgarla mümkün olacaktır. Tamam, tüm yelkenleri açın. Hagret'e kadar durmuyoruz. Eolin geminin başından bağırıyor Redoran'a. Hey! Böyle bakıyorum abi. Kardeşini bulmayı unutma! Kardeşini bulmayı unutma! Deyip el sallıyorsun. Sus lan sikik! Kardeşini bul! Red! Allah Allah ya! Tamam sal beni ya! İlla bulacak sana. Bakıyorum tabii şey diyorum böyle ne derler. Böyle çok böyle
üzgün gözlerle bakıyorum Eolin'e. Sonra yere bakıyorum. Sonra şey diye bağırıyorum. Ne olursa olsun zamanın sonu gelse bile bulacağım. Merak etme Eolin. Ben bir planım var. Şimdi 2 dakika verin. Toktir. Efendim patron. Küçük bir temiz bir kameramız var mı? Biraz salyangozlu olan kamera en temizi. Salyangozlu tamam. Börtü böcekleri var. Tamam. Helge bendeydim. Benimle gelir misiniz? Tabii ki. Helge beni kameraya götürüyorum. Bir masa varsa böyle hemen atıyorum üstündekini. Burada bekleyeyim Leydim. Mum var mı sağda solda? Şunu soracaktım. Evet Leydim. Edoran buraya gelecek mi? Evet Leydim. Mum yakıyorum. Biraz vakit geçirmek isterim. Çıkıyorum yukarı Toktir. Aşağıdaki kameraya lütfen en iyi içkimizden yolla. Gidiyorum Redoran'ın yanına. Omzuna dokunuyorum. Redoran acil durum. Acil. Şuradaki kameraya hemen gitmen lazım. Oraya gitmen lazım hemen. Ne oldu? Git orada seni bekleyen bir şey var. Seninle konuşmak istiyormuş. Küçük bir yaratık. Ben dilinden anlamıyorum. Lütfen git bak şuna. Allah diye koşarak gidiyorum. Abi kapıyı açtığında içeride mumlar, işte içkiler falan şeyi görüyorsun. Helge ben o saçlarını yukarıda toplamış, o uzun elf saçlarını ve o ahşap kameranın şeyine oturmuş. Hadi Redoran bebeğim. Ama şöyle biraz tarif etmek istiyorum. O kadar güzel ki yeşil, koyu yeşil elbisesi, omuzundan askısıyla, tek askısı var. Omuzundan göğüslerin üstünden alta doğru iniyor. Altında da yırtılmış bir etek var böyle. Kralının yaptığı iyiliği de unutma bari. Sonunda bir bölüm gerçekten. Evet, bir bölüm ayrıldık. Evet, bunu siz istediniz artık. Hadi. Biz bırakıyoruz. Ben de çıktım Eredun'la tavla atıyoruz. Sigara içiyoruz. Eredun yak şunu. Evet. Hoppa. Redoran sana bakıyor. Böyle. Kralım. Böyle yanına gidiyorum abi. Yavaş yavaş adımlarla. Helge ben. Sana hiç Repeldum'un 3 atlısın hikayesini anlatmış mıydın? Hayır anlatmamıştın deyip elini omzuna koydu. Ben de elimi böyle şeyine, beline koydum. Bir atlı Funga'ya gitmiş. Funga'da kendine bir iş bulmuş diyorum. Sonra diğer elimi böyle belinin daha yukarısına, göğüslerin yakınına koyuyorum. Bir tanesi Gurgeş'e gitmiş. Gurgeş'te çok büyük bir hazine bulmuş. Üçüncüsü ne yapmış biliyor musun? Ne yapmış? Böyle dudağına yapışıyorum birdenbire. Abi devam ettiriyor ve bir saat falan kamerada kalıyorsunuz. Bir zar atacağım şey zarı. Nasıl geçti? Performans zarı. Hadi aslanım. Abi +3'ü de var. Wow. Abi. Gemi sallandı be. Böyle. Lan Suat'ı gelmez lan. Böyle ama şey. Birkaç saat sonra çıkıyorlar ama şey falan. İçeride oturup konuşmalar, muhabbetler, bakışmalar, tekrar sevişmeler, tekrar devam ediyor falan böyle. Çok vakit geçiriyorlar beraber ve kameradan dışarı çıkıyorlar. Böyle kameradan çıkarken böyle şey diye konuşuyoruz. Evet Zales kesinlikle revif ayatamıyor. Düşünsene yani. seks yaparken kendine bull strength falan basıyor. Böyle bir şeyler diyorum. Ben Redoran'a gidiyorum. Küçük bir tütün sarmışım. Uzatıyorum. Eredun yaksana Redoran'ın tütünü. Abi şu şekilde yakıyorum direkt. İyi misin dostum? Falan yapıyorum böyle. Alnındaki teri siliyorum falan. Niye iyi olmayayım ki? Nasıl soru bu? Gayet iyiyim. Ben içecek bir şeyler var mı? Ben kurudum. Hadi biraz. Git iç. Aşağıda şey konuşuyorduk. Baba Yetuları konuşuyorduk aşağıda. Tabii babalara geldiniz aşağıda. İşte Baba Yetu en önemli şeydir. Doğru. Yani evet. Çok önemli bir yaratık. Dalga olmamasına rağmen sallandık biraz da. Ben böyle çok konudan rahatsız olduğum şey diyorum. Doktor, gemi durumu nasıl bakalım? Tam gayet iyi. Deyip abi Theodret'in yanına gideceğim. Böyle dirseğimi dürtüp. Hey, Theodret. Sevişirken herhangi bir simya bir şey yapmış mıdır acaba? Yani bir şeyler içmiştir bence. Hani güç arttırıcı falan bir şeyler. Bileydim bilmiyorum. Ama Eredun sevişirken
Helge ben kesinlikle say my name demiştir. Kesinlikle eminim. Adım ne benim? Çok eminim. Çok adım mı söyle? Abi gerçekten demiş olabilir bu arada ya. Bilmiyorum ne Helge ben. Şevçer. Adımı söyle. Bu arada... Allah'tan müzik değişti bu arada. Zentor yavaş yavaş şeye doğru geliyor, Eredun'a doğru. Kaptan, bir şey konuşabilir miyiz? Tabii tabii. Ne konuşacağız? Ama biraz uzağa gidelim. Tabii. Alıyorum uzağa doğru götürüyorum. Benim de sadece 5 dakikalığına ateş yadigarını bana verebilir misin? Ellerinden ateş çıkarmak istiyorum. Sadece bir kere kaptan. Dur, ellerini uzat. Abi ellerini uzatıyor, çok heyecanlı, çok mutlu ve heyecanlı. Sakin ol. Şimdi ateş yadigarını sana vermeden sadece bu seferlik elinden ateş çıkarma imkanı vereceğim. Hazır mısın? Evet, evet kaptan, hazırım. Şimdi ellerimi yavaşça ellerin üstüne koyuyorum. Savaşta çok yoruldum. Yani ellerimden ateş çıkarmam imkansız. Şimdi odaklan. Evet. Evet. Odaklan. Evet. Bir şeyler hissetmeye başladın mı? Evet. Hadi. Evet. Tamam. Ellerimden ateş çıkarıyorum yavaş yavaş böyle. Oho. Yaptım kaptan, yaptım. Evet. Sen çok başarılı bir tayfasın. Evet bak. İnanılmaz, hem de ilk seferinde. Evet. Kaptan, ben de bir... ateş sentor olabilir miyim acaba? Belki bir gün. Canım benim ya. Ateşlerimi çekiyorum ve omzuna böyle hafif dostane olmaya çalışarak bunun için zar atar mısın? Tabii. Böyle omzuna dostane bir şekilde vurmayı deneyeceğim. Abi, Eredun'dan beklenmedik bir şekilde sarılmayı beceremeyen Eredun, sentorun omzuna vuruyor. Ben bu zarı çok sevdim. Sentorun omzuna vuruyor ve sentor teşekkür ederim kaptan deyip geri dönüyor. Çağırdı Helge beni falan ekibi. Şimdi izleyin. Şimdi izleyin. Al-Makkadune. Sentorune. Böyle 5 dakika falan bekliyorlar orada. Abi. Şey. Mikro bir tane Fire Elemental'ı eline koyuyorum adamın. Mutlu olsun. Abi adamın eline bir tane ateş cini koydum böyle Fire Elemental. Hey. Senin annen bir kaşardı Sentor. Bastı Sentor. Çok... Ulan! Bu nasıl bir ateş? Bayağı ilerletmişsin Sentor. Bayağı ilerletmişsin. Bunu kimse görmedi Helge ben. Duydunuz değil mi? Bunu kimse görmedi. Evet, görmedik. Alvin'in yanına gidiyorum ben. Alvin ve Falin... Ben de Falin'in yanına gideceğim. Duruyorlar, gemiden dışarı bakıyorlar. Alvin, beyim. Hoş geldiniz. İyi misiniz? İyi misiniz? Hastalığınız ne durumda? Sanırım biraz daha kötüyüm ama idare edebilirim. Ailen... Acınız varsa Redoran'dan birkaç ilaç isteyebiliriz isterseniz. Teşekkür ederim Teodret, teşekkür ederim. Failin kızım. İsminiz nedir? Ha bu arada Repeldum ormanlarını çıktık mı? Çıktık kızım, çok oldu. Ben cebimden bir böyle küçük eski harita parşömenini çıkarıyorum, diz çekiyorum Fahri'nin önünde. Böyle küçükken bana babamın, böyle annem başı böyle bana masal okurken babam sürekli böyle küçük kağıtlardan işlemeli şeyler yaparmış, onu öğretmiş bana. Böyle küçük bir origami kuş yapıp veriyorum. İsmim Theodret Fahri. Bak bu da senin. Bu bir kuş. Deyip kız o kadar seviniyor ki. Sürekli o kuşla oynuyor ve bir gün bana öğretir misin? İsmin neydi? Theodret. Ama sen Theo diyebilirsin. Theodret. Çok güzel bir isim. Bana... Abi ben de şey deneyeceğim. Elimden böyle su yadigarını kullanarak böyle küçük bir sudan böyle hafif kuş gibi bir şey yapıp onu böyle etrafında uçurmayı deneyim. Abi küçük bir su yadigarından kuş yapıyorsun. Böyle o origami şeyiyle oynuyor. İnanılmaz mutlu bir şekilde içeri doğru gitti. Alvin size bakıyor, gözleri hafif dolmuş. Teşekkür ediyorum, böyle bir nezaket. Yapıyor, kafasını eğiyor ve dışarı doğru bakıyor. Pagret sınırları göründü. Eredun'u dürtüyorum. Bak, şu ileride küçük bir ada var, görüyor musun Eredun? Hı hı. Eski arkadaşım vardı. Orada bir toplamda 50 kişi falan yaşarlardı. İsimleri... Bir gruptu bunlar, Gelecek Simya'da. Çok tatlı insanlardı.
Her zaman hoş karşılanırlardı. Hedoran gibi tipler mi? Yok, o kadar deli değiller. Daha bilimsel. Bilim ne demek onu da bilmiyorum ama. Bir gün gidersek şu benim kırık olan şeyi göstererek grappling hook'u, bunu tamir edebilirler mi? Edebilirler diye düşünüyorum. Bir gün o zaman en azından geri dönerken uğrayalım. Evet evet. Gelecek. Gelecek bilimde çünkü falan deyip dönüyorum böyle. Pagret'e çıkıyorum. Bakıyorum Pagret'e doğru. Abi gemiyle sınırına yanaştınız. Ve şey, tamamen her yer çöl. Büyük dağlar falan var böyle taştan. Ama hiçbir şey görünmüyor etrafta yani. Nasıl daha önce... bildiğin kırık dökük taşlar var böyle. Yani hiçbir şey yok. Evet. Şey, kıyı nasıl kıyı? Yani yanaşır kumsal mıyız yoksa... Direkt. Yok yok, direkt yanaşabilirsiniz. Tamam. Yanaşın. Redoran, Zales, Eredun. Buranın halkını tanımıyoruz. Ve hiç bilmiyorum. Çöl iblisi denen adamı sadece evinden duyduk. Büyük ihtimal askerleri de vardır. Ya, hoş çöl karşılanmayı. Iblisi, çöl iblisi deyip deyip duruyorsunuz. Bunun bir adı yok mu? Çoban cini miydi? Yok. Yüksek ihtimal adı çöl iblisi. Çöl iblisi. Yani isim olarak bunu kullanıyor. Bir daha çöl iblisi derseniz vallahi sinirleneceğim. Ben artık çöl iblisine bir isim takıyorum. Nedir? Şöyle bir düşünüyorum. Nasıl bir isim taksam komik de olsun, arada gülelim. Hı-hı. Nasıl bir şey olsa. Küçük Halil. Yo. Daha komik bir şeyler düşünüyorum. Daha komik. Mesela çok başka bir şey olsun. Bir saniye, burası çöl değil mi? Evet. Çölde ne olmaz? Küçük var. En azından bunu biliyorum. Su. Su. Hayır. Küçük var. Şimdi ya bu adam mantıken ne yapamaz? Çobanlık. Evet. Yanlış. Nasıl? Deve çobanı da olur. Doğru. Ama bir cin çobanlık yapabilirim. Zelenar koyalım. Ay, o koyuldu. Çoban cini diyelim. Bizzat gidip kendisine soralım. Soralım. Yani hoş karşılanmayı beklemeyin. Burası hiç bilmediğimiz topraklar. Tayfa. Söyle kaptan. Gemiden ayrılmayın. Rica ediyorum bu sefer. Ya da emrediyorum. Peki kaptan. Alvin ve Falin. Söyleyin. Burası iyi topraklar değil. Siz hastasınız da, kızınız da burada en çok sağlıklı. En azından bir çözüm olmaz. Bulsak gelip ya da. Ama Falin sıcağa dayanabilir mi bilmiyorum. Yani sıkıntı. Size bırakıyorum bir baba olarak. Tehlikelerle karşılaşabiliriz. Eğer kızınız sıcaklarsa bunu kullanabilirim. Eğer gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz. Satırım diyor. Peki. Halin buraya gel. Diyor ve beraber geliyorlar sizle beraber. Tamam. Ben böyle direkt giyiniyoruz. Hadi abi. Abi indiğinizde iner inmez şeyi hissediyorsunuz. O kadar sıcak ki. O kadar sıcak ki. Sıcak kendimi çok rahat hissediyorum. İçinize işliyor. İleriye baktığınızda havanın dalgalandığını görüyorsunuz. Uzakta işte kervanlar, tüccarlar. Hagret çünkü limana çok yakın bir şehir. Şehir görünüyor. Yürüyerek böyle bir 8 saatte 6 saatte gidebileceksiniz. Zaten kervanlar falan da oraya doğru ilerliyor. Ben çantamı açıyorum. Hı hı. Böyle çantamdan bir tane şişe çıkartıyorum. Şişenin içine böyle birkaç toz falan koyuyorum aynı şekilde. Hı hı. Daha sonra böyle onları karıştırıyorum. Çalkalıyorum. Ve diyorum ki eğer çöl sıcağıyla ilgili sıkıntı yaşayan olursa bundan herkes bir yudum alsın. Vücut sıcaklığınızı bayağı bir düşürecek. Fakat bir yan etkisi var. Böyle halüsinasyonlar gördürebiliyor arada. İçinde çünkü Pagret kaktüs suyu var. Okey, ben içmeyeceğim. En son yok. Benim sıcakta problemim. Bir dakika, içinde zehir var mı? Redoran. Yok. Zehirden dolayı mı? O zaman içmeyeceğim. İçmeyeceğim. Hem belki en son senden bir şey içtim. Şöyle abi, her iki saat atılarsın. İçin bir sıcağa dayanıklık zarı atacağım çölde. Ben içmeyenler dahil için.
söyleyeyim. Zales, İç şey hariç, Eredun hariç. Zales iç. Zales iç. Dayanamazsın bu sıcağı o zaman. Abi böyle alıyorum. Islat. Islat benim. Eredun. Küçük kısa mı? Kullanayım sana kullanayım. Kaç bardak suyun kaldı ki? Ne bileyim. Tam başımdan aşağı biraz dök. Gerisini kıza kullan. Deneyeceğim. Böyle bir şey yapabiliyor muyum bilmiyorum ama. Bilmiyorum. Elimi böyle kafasına koyuyorum. Böyle çok az. Koyuyorsun kafasına. Elinden damla çıkıyor. Tıs. Düşerken havada kayboluyor. Okey, ver şu şeyi Redon'a. Ben de içiyorum. İç. O da içiyor. Ne oldu şimdi mi kıymete bindi? Amcık var. kendim böyle bir yudum alıyorum. Bunlara vermeden önce el çabukluğuyla içine küçük bir şey koymak istiyorum. Bakıyorum. Ya illa yapacak ya. Net bir şekilde içeri şey göremeden koyabiliyorsun. Koyabiliyor muyum? Evet evet, 17. Okey. Abi böyle içine biraz daha halüsinojen oranını arttıracak bir şey koyup uzatıyorum böyle. Ya küçük kız da içecek ondan. Pagret'teyiz, yapma şunu. Sizden şey rica edeceğim. Küçük kıza uzanacağı zaman... Küçük kızı uzanacağı zaman şey yapıyorum abi bu arada. Ne derler? Küçük bir şey çıkartıyorum. Dur. Sana çocuk dozu verdim diye. Ona halüsinasyon gördürmeyeni veriyorum. Evren İşer Skenel'e attı. Müzikle devam edeceğiz abi. Ben söyleyene kadar. Spotify'da yok bunlar. Abi ticarlar falan yanınızdan geçiyor böyle. Gidiyorlar. Bir tane böyle zenci ama iri yarı bir herif. Size dönüp bağırıyor. Hey! Dumurlar. Ha? Dumur ne be? Hey! Dumur. Ne diyorsun lan? Dumur ne demek? Lakuna mehe. At devesini sürüyor. Ben şey diyorum. La havula la ananaslı pizza. Bakıyor sana böyle. La kanimena ina kara shinaka neka. La ka camel white oldu 15 lira. Nakali. Anlaştılar. 5 altın verirseniz size oraya kadar gidecek 4 deve verecekler. Hı-hı. Hem de beyaz develer. Ne diyor Redoran, ne diyor? Bize deve verecekmiş ama 5 altına. Öde Teodret. Deve başı 5 altın mı yoksa toplam 5 altın? Deve başına 5 altın. Ama parayı benim elimden alması gerekiyor. Buradaki insanların geleneği parayı dillerini konuşabilen insanlardan Redoran, almak. Seni tanıyacak kadar uzun süre geçirdim diyorum. 5 altın adam uzatıyor. Pat eline vurdu Teodret'in adam. Yus, dilinde saygısızlık demek. Demiştim sana. Niye yalan söyleyeyim ki? Ciddi misin? Özür diliyorum. Altınları al. Teodret yanında o kadar var mı? 10 altın var yanımda benim. Paraları bitiyor. İki tane dememiz. Keseye atıyorum benim. 5 altın da ben katıyorum. Evet. Abi geliyorum adamın yanına. Şey diyorum. La haliko. La babaliko. Nane. Düş biraz nane. Düş. Çok dedin nane. Olmaz 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 diyor o kadar. 5 sanki yeni sezon. İyi, zar atarım buna. Böyle saçaya zar atılır. Aldı paranı elinden. Le gane. Hilaka dira be. Tık 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 tık. Deve var ya, tık 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 gidiyor abi böyle. Daha dur. Koydum. Lale. Uzaklaşıyorlar. Lale. Tutayım mı? Dur tutma. 20 metre. Mi? Ben koşuyorum abi, hızlı koşup önüne geçiyorum abi. Ben de şey diye bağırıyorum arkamdan. Falafel. Dur. Falafel. Oh, annesinin dumur olduğunu söyle. Oh. Sol bileğimdekini çıkarıyorum. Şu şeyi. Hı. Neydi onun, hep sürekli unutuyorum. Assassinate şeyini. Hidden Blade. Öyle Adam gitti. Adam uzaklaştı. Lan durdurdum ya deveyle, önüne geçtim ya. İki kat hızla. Size şey vermediler. Binek vermediler. Parayı alıp kaçtılar abi. Parayı aldılar mı? Evet. Öyle mi? Orospu çocukları. Allah! Ben şey yapayım abi. Ben bunu görünce görüşümdeler mi hala? Hala görüşümdeler. Abi durun, geri çekilin diyorum. Hayır. Böyle ya. Böyle iki elimi açıyorum abi böyle. Sonra elimle böyle yapıyorum. Bir tane portal açıyorum. Wow. İşte evet. Bu be. Nereye? Hemen herifin önüne abi. Tamamdır. The new spell. Portaldan çıkar çıkmaz bu arada herife confusion atacağım.
Tamam, çıktın ve confusion için zar atıyorum. Abi cil diye confusion'u attın ama herif böyle şey deveyi sola çevirdik koşuyor. O böyle ışık üzmesi şey yapmadı. Kaçmaya çalışıyor hala. Portal hala açık mı? Açık. Ben de dalıyorum. Ben de dalıyorum portala. Bull Strength için deveyi kucaklıyor. O adamın bindiği. Dur bakayım, tutmayı önce kaçıyor. Tutmayı deneyeceksin. Zales deveyi aldı, adamla beraber aldı. İki bacağından tuttu kurbanlık koyun gibi. Zales aldı deveyi. Kafasını deve suyu lazım, sırtında Zales, taşıyor. Deve lazım. İri yarı bir herif böyle, üstündeki de yüz gibi herif. Adam. Salla düşür, salla düşür. Abi silkeliyorum, adamı düşürüyorum. Düşmüyor adam, ha. Sırtında. Yattan aça. La kanumuni. Abi deveyi şuraya... Ben zıplıyorum. Ben zıplıyorum iki kat şeyle herifi kuma. Çok. Abi zıpladın, herifi kuma yıktın, Zales'in sırtında deve var. Ben tuttum herifi boğazından. Hı hı. Art! Hırsız! Köpek! Anlamıyor herif. Anlamıyor lan. Bunu böyle kullanacağımıza emin miyiz? Ben hala çektim bıçağı boğazına dayadım bu arada. Kırdın mısın diye. Ben adamı şey diyorum yaklaşım. Şeyma subaşı. Sağ ol diyecek Şeyma. Abi atıyorum. Oo bu çok ağır. Ne galle. Bir keşke demese 20 altın bırakıyor. Kesesini gösteriyor. Başka bir şey yok. Bir matara da su bırakıyor yere. Beni bırakın diyor. Güzel. Güzel. Tamam, develerini alıyoruz. Gittim herifi. Street. Evet. Bayağı çölde abi, adam da çarptık. Redoran, Eredun, Theodred birer deveye biniyor. Zales de deveye biniyor. Sırtında da deve var böyle. Yani çift altında deve, sırtta da deve var. İndir öyle şu deveyi. Satarız. Öyle İndir şu deveyi. İndir şu deveyi. Alvin ve Falin'i. Çocuk neye oturacak? Alvin ve Falin binsin. İndir şu deveyi. Onlara veriyorum. Falin'e böyle al sana hediye. Küçük lan Falin. Ölür amk. Bu kadar biliyorsanız abi. Bu kadar ince yani. Abi yere bırakıyor. Biniyor şeyler. Uzakta abi sol tarafınızda bir vaha gördünüz. Ama nasıl güzel yani. Su şeyi falan mataraları doldurabilirsiniz. Tam böyle şey. İhtiyacınızı giderebileceğiniz bir vaha. Ben de görüyor muyum vaha? Abi vahayı Theodred, Eredun ve Zales görüyor. Çocuklar görüyor musunuz şunu? Evet, oh, ben görüyorum. Çok doldurabilirsin. Hadi. Eve koşulların diyorsun değil mi? Ya. Ne? Su. Su şurada görmüyor musun? Suyu görmüyor musun? Vaha. Pardon. Evet vaha. Görüyorum. Evet, hadi oraya gidelim biraz. Abi vahaya varıyorsunuz. Yerde o kadar güzel mavi bir su, palmiye ağaçları dibinde. O kadar güzel görünüyor ki. Evet. Bence bu gece burada kamp yapalım. Çölde kamp yapılır mı, emin misiniz? Bu arada abi bir şey soracağım. Ben ne görüyorum? Abi iki tane kaktüs, yerde de hafif kızıl kum. Orası biraz daha farklı renkli bir kum. Tamam. Tamam, vazgeçtim. Kamp yapmayalım. Yolumuza devam edelim. Su yok burada. Hayır. Su nasıl görüyorsun yok? Sen. Bir de su görüyorsun. Su tamam o zaman. Ben sudan içiyorum. Suya böyle ellerimi götürüyorum, kaldırıyorum. Su geliyor mu elime? Geliyor. Bildiğin ellerinin arasından akıp gidiyor falan böyle. Bildiğin o soğukluğunu falan hissediyorsun. Hatta böyle abi, biraz üşümek için şey için girebilirsiniz bile. Yani serinlemek için. Ben üstüme atıyorum abi. Öyle. Evet, Zales. Tamam, falan. Ben şapur şupur içiyorum. Ben hiç susamadım daha. Suyum var mataram. Abi ben de su yadigarın oldu, elimi sokacağım. Böyle hafif suyla oynayacağım. Hatta çekebiliyorsam su çekeceğim. Abi kolum böyle falan çekiyorsun. Ben ne görüyorum abi bu arada? Bunlar abi, ne yapıyor? Theodret kum çarpıyor yüzüne. Zales diye su kum yiyor böyle bildiğin. Eredun da kumla böyle oynuyor. Ya bu herif niye bizle uğraşıyor ya? Ben gülüyorum abi. Küçük çocukla birlikte gülüyoruz. Ey Redoran, sen su içmeyecek misin? Yok, ben yeni içtim. Almayayım. Mataraya da dolduralım. Al. Sus kalacağız. Abi kumu dolduruyorlar su mataralarına. Bildiğin sular da boşa gidiyor. Ay sikiyim, böyle doldu, de yapmaları doldu, su kalmadı. Biz de böyle oynarız sen. Evet. Abi şey yapıyorum ben. Ne derler? Durun. Size bir şey yapayım ben. Moka sardı bu falan diyorum. Bir tane böyle bunun etkisini
bu sıcak böyle başka bir içecek içiliyorum zorla. Abi açılıyor kafaları. Ben içmedim ki ben. Ben içmem ki zaten. Ulan zaten öldürüyorlar Eradun içmedi, Eradun içmedi diye. Ben almıyorum. Kullanmayacağım. Kullanmıyorum. İyi misiniz? İyi misiniz? Demin kum yemeye çalışıyordunuz. Redoran. Ne yaptın? Redoran. Ben yapmadım. Bir tane saksak cini vardı şurada. O yaptı. Saksak bakıyorsun cini, ileride Redoran. Saksak cini var. Saksak. Deyip uzaklaşıyor. Saksak mı? Evet evet. Burada buralarda saksak cinleri vardı. Böyle şeyler yaparlar. Dikkat edin ha. Al facepalm yapıyorum böyle bir de. Eyvah! Zales'in bir özelliği arkadaşlar, bu hemen anlatalım. Bir skill ya. Geldi. Facepalm yapıyor, pat suratına vurdu. Bir dalga, 600 metre iç çevredeki herkes orada bir hayal kırıklığı olduğunu anladı. Oh. Ha? Ne? Ne hissettin ben az önce? Ne yaptın Zales? Çok güçlü bir hayal kırıklığı hissediyorum. Bu benim sanırsam için de yeni. Kalbimde çok farklı bir şey hissediyorum. Bir hüzün. Tekrar yapar mısın? Hayır. En son böyle hissi çocukken taş kaydırma yarışında kaybettiğimde hissetmiştim. En son bu hissi Alenya'yla ilk sevişmemizde biraz erken olmuştu her şey. En son bu hissi bir anda adamın tekile kumar oynarken parmağımı vermeyi reddettiğimde hissettim. Gülme lan. Daha gençtim. Aslında gençken böyle şeyler olmamız gerektiğini söylerdi Angoras ama... Olur mu? Eredon. Efendim? Siz saksak cini yüzünden mataralarınızın içine kum doldurdunuz. Şu su yadigarının gücünü kullan bakalım. Hadi bakalım. Çalıştığı için... Mataraları... Hem de bir deneme olur senin için. Ha? Parmaklarından... Su damlaları akıyor ve 20 dakika sonra mataraları temizleyip doldurabiliyor böyle damla damla su. Tamam, parmaklarım içinde yürüyeceksek yürümeye devam ediyoruz. Biraz zaman alacak ama. Şehre geldiniz hatta. Yani şey değil mi? Kullanamıyor mu o kadar şey? Tabii. Eolin gibi kullanamıyor mu? Yok. Daha var. Ha okey tamam. Şehre doğru gidiyorsunuz abi. Böyle kocaman surlarla çevrilmiş bir çöl şehri burası. En kalabalık ikinci şehir olduğu söyleniyor. Fakat zenginlik bakımından en zengin. İşte insan ticareti, köle ticareti, kumar, demirciler, şu işlemeler, altın, baharat, her şey burada. Bu şehirde, Pagret'te. Kapılar abi çat çat böyle direkt açılıyor tüccarlara, şeylere ve beraber şehrin girişine geliyorsunuz. Pagret'in girişine. Sıcak olması aslında güzel bir şehre benziyor. Ben çok beğendim. Güzel sıcak gözüküyor. Zaten gayet iyi. Burada misafirlere nasıl karşılayacaklar bilmiyoruz. Hiç vasıflarınızı söylemeyin. Gezgin gibi gözükelim. Ben grubun önüne geçiyorum ve şey diyorum. Size bir şey söylemem lazım. Bundan 3 sene önce Pagretli bir kız arkadaşım vardı ve mektup üzerinden uzun ne derler ona, mesafeli ilişki yaşıyorduk. Uzun mesafeli ilişki yaşıyorduk. O bana mektup gönderiyordu, ben ona gönderiyorum. O bana gönderiyordu, ben ona gönderiyorum. Tabii ki bana bir takım şeyleri yanlış anlatmış. Bunu söylemekten biraz çekiniyorum ama Pagretli bir deve lordunun nişanlısıymış kendisi. Deve lordu tabii mektupları ele geçiriyor. Ele geçirdikten sonra da benimle ilgili böyle yapıyorum. Yaklaşıyorsunuz abi surlara doğru. Surların yanına geldiğinizde böyle upuzun surlar, işte çöl toprakları kapılardan içeri doğru yavaşça süzülüyor. Hafif bir kum fırtınası havası var ama henüz böyle bir belirtisi yok. Kapıdaki gardiyanlar giren tüccarlara falan kapıları açıyor ve o tahta kapılar size de açılıyor ve içeri doğru girebilirsiniz şu an. Herhangi bir sorgu suali yok. Çocuklar girelim ama kim olduğunuzu belli etmeyin. Yani gezgin gibi ya da tüccar gibi gözükmemiz daha iyi. Yani o deve lordu nereden bilsin senin ne oldun? Ya o yüzden rahatla. Siz yani ben size söyleyeyim. Ben demiştim size yani benim zamanında şey yaptığım bir kız vardı. Mektuplaştığım bir kızı vardı burada ve işte o deve lordu peşimde.
Bunu herhalde duydunuz çünkü demin rüzgardan ses gitmiş olabilir. Tamam da bu adam senin tipini gördü mü? Ya benim tipimi görmedi ama kızla biz Bergan'da tanışmıştık. Daha sonra beraber ilişkimize devam etmek istedik. Ben Repeldum'a döndüğümde mektuptan bir takım şey, hatta mektuplardan birisi de buradaydı. Baksanıza ne kadar güzel. Seni gerçekten çok seviyorum. Senin ruhunun içinde olmak istiyorum. Tamam. Islak parmak böyle yani. Devamını okuma istersen. Özel hayatımızı tamam. Abi bir zar atıyorum burada. Eredun'a biri yaklaşıyor. Bir küçük çocuk. Pıs pıs. Bu kolundaki bileklik mi? Bileklik ne yapacaksın? Çocuğun bir maymunu var omzunda. Dur Bodin. Bu bileklik ne? Bu bileklik bana annem tarafından verilmişti. Güzel peki. Görünüyor sadece. Başka hiçbir olayı yok. Peki deyip çocuk maymunuyla beraber gitti. Çalmayı denedim. Çocuk öldürmeyelim. Okey. Biraz dolanalım burada. Etrafa soruşturalım çocuklar. Abi, ne soruşturacağız? Girdiğiniz anda şöyle bir şey görüyorsunuz. Direkt böyle pazarlar falan var önünüzde. Sağınızda solunuzda pazarlar, insanlar bağırıyor, bir şeyler satanlar, hayvan satanlar bilmem ne. Önünüzde de küçük pazar var. Şehrin daha ilerisinde daha da büyük böyle farklı şeylerin satıldığı pazar, bir pazar olduğunu görüyorsunuz. Bayağı büyük bir şehir Pagret. Abi şehrin içinde böyle ağaç, maaç tarzı bir şey görüyor muyum bitki? Palmiye şehrin içinde. Tamam. Palmiyelerden birine gidiyorum. Elimi koyuyorum. Hı hı. Speak with plants büyüsüyle. Anlat. Bana bu şehirde ne olduğunu anlat. Çölü biz denen kişiyi anlat. Atıyorum sen. Sana ne anlatayım? Hoşgörülü Pagret toprakları ve Pagret'ten palmiye dalları. Pekala. Hayırlı bir çıktım. Sanırım bu böyle çalışmıyor. Sanırım ben... bu böyle çalışmıyor. Abi büyüyü iptal etmeye çalışıyorum böyle. Büyüyü iptal edemezsin çünkü abi böyle aranda palmiyeyle bir bağ kuruldu ve palmiye etraftaki diğer palmiyeler de birbiriyle konuşuyor ve duyuyorsun. Bu aptal seninle mi konuşmaya çalışıyor? Evet ama sanırım palmiyelerle kimsenin konuşmayacağını bilmez. Biz kuru ağaçlarız değil mi? Evet. Bizim gözlerimiz bile yoktu. Dur. Palmiyeler kavga ediyor. Bir dakika tamam, hepiniz sakin olun, kafamın içinde kavga ettiğimi bırakın ve bana bu şehir hakkında ne biliyorsanız, şu Çölibis denen hakkında, adam hakkında ne biliyorsanız anlatın. Atıyorum zarını. Ya da anlatır mısınız? Abi palmiye böyle palmiyenin sesini kulağında duyuyorsun. Hayır, anlatmam. Neden? Bir saniye, palmiyelerle konuşuyorum. Manyak galiba. Bir adam yaklaşıyor Zales'e doğru. Senin sanırım kafan biraz karışmış. Benimle gel bakalım. Şöyle gözüm yani kafam için tevdete bakıyorum. Gel buraya. Beyim siz kimsiniz? Ben buranın eski bir tüccarıyım sadece. Arkadaşım pazarda birazcık gezdirecektim. Yok sağ ol. Abi bir zar istemiyorum. Adam Zales'e tokat patlatıyor bir tane. Ve Zales'i yere seriyor. Lan! Bir anda. Arkasından iki adam daha geldi. Tut, çektim şeyi. Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz derken sopayla Redoran'a falan vurmaya çalışıyorlar böyle. Bir grupta ayırmaya çalışıyor kavgayı. Sizin ecdadınızı sikerim ha. Uzaklaşın lan. Ben abi heriflerden birine confusion atıyorum. Attım. Abi heriflerden biri çat yere yıkıldı. Zales'in yanına doğru, Zales'i döven herif Zales'i yumruklamaya çalışıyor. Zales aksiyonunu alayım, sonra Eredun, sonra Teodun. Abi ben de onu yumrukluyorum aynı şekilde ve herif beni şaşırttı yani tek şeyle düşürürce. Abi herif tuttu seni falan. Vurdu. Böyle bir anda kavgaya giriştiniz. Eredun.
Güç of. Kullanmayın, güç kullanmayın. Abi adam arkadan böyle kilit atmayı deneyeceğim. Boğazından tutup şöyle kilitleyeceğim adamı. Abi adamı tutuyorsun, çat yakaladın, kilitledin. Durun durun falan dedi, ortalık karıştı. Bir zar atıyorum. Abi bu karmaşanın arasında maymunlu çocuk yadigarını aldı. Ah siktir. Onu sikerim ama ya. Yadigarını aldı. Gördün, fark et. Abi grappling hook'u direkt çocuğun vücuduna aim alıp atıyorum. Direkt vücuduna. Oha dur lan dur. Abi, hiç umurumda değil. Çocuk lan çocuk. Kuma kağıt saplandı. Çocuk kalabalığa doğru gidiyor maymunuyla beraber. Peşleyeceğim. Sonrası peşleyeceğim. Grup? Diğerlerine dönüyorum. Adamlar hala bize saldırıyor mu bu arada? Bildiğin kavga çıktı yani. Tamam. Ve abi. Artı birim var. Bam güğüm dalıyorum. Önce dirsekle bir tanesinin burnuna böyle çat. Abi herifin kafasına vuruyorsun. Herif böyle çat diye bir yere düştü. Bir tane Zalis'le boğuşan herif var. Zalis onu dizginledi. Redoran. Abi ben şu kaçan çocuğa confusion atıyorum. Abi kaçan çocuğa bir anda böyle herifin beyni kapandı çocuğun. Yere geri gel, geri gel küçük piç diye böyle. Çocuk yavaş yavaş yürüyor. Eredun yakaladı çocuğu zaten. Abi yadigarı alıp kulağından sertçe tutup bizimkilere doğru yaklaşıyorum. Ama kulağını çok sert tutuyorum çocuğun yani. Zorlasam koparırım gibi. Tamam geliyor böyle. Neredeyse havaya kaldıracaksın çocuğu. Geliyorsunuz evet, beraber şeye. Bırak kulağımı bırak. Kes sesini. Küçük kulağı şeytan. Bırak. Seni öldürmediğime dua et. Neden yaptın bunu? Bu bir bileklik dedim ve benim bir bilekliğim yok. Koparayım mı kulağını? Dur. Diyor böyle şey yapıyor. Şu an çok canı yanıyor çocuğun. Abi dur, diğer dur, dur. Ben Eredun, de elim Eredun. Diğer boştaki elimi göstereceğim. Eredun. Benim de parmağım yok. Parmağını almamı ister misin? Eredun. Dur. Şey yapıyorum. Çocuğa geliyorum. Oğlum biliyorum. Sen hırsızlık yapıyorsun. Bunun farkındayım. Ama çaldığın şey o kadar da senin için değerli bir şey değil. Tükürüyor çocuk ayağına. Tükür. Ne yapıyor? Tükürüyor ayağına. Bana bak. Tokadı. Biraz dur. Daha böyle tokadı. Devam edersen. Tokadı benim bas. Benim eksik parmaklarımı vurmam. Senin parmaklarını. Eredun çocuk o. Çocuk. Sakin. Ben de çocuk oldum. Ben cebimden bir alt şey koşuyor maymun. Maymunu yakala. Abi grappling hook'la maymuna aim alıp atıyorum. Oğlum, normal için. Yakala şu maymunu ya. Öldürmek için atıyorum. Zor bir zar koşan maymunu vurmak. Şeyim var. Artım var. Söyleyeyim kaç? 2. Kaç? 2. Abi zıp maymunu böyle arkadan yanından geçiyor grappling hook. Maymun zıplaya birilerinin omzuna zıplaya tırmanıyor abi yukarılara falan. Ve kayboluyor. Sikiyim ya. Değil mi yani şu anda? Ufak tamam. Sıçtınız. Ufaklık. Yadigar ufaklıkta mı hala çocukta mı? Bende abi. Aldım. Tamam direkt ufaklık. Ha. Nedir olayın ne senin? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Sadece çalmak. Tamam. Abi çocuğun böyle kafasını avucumun içine alıyorum. Kulağını bıraktım. Sadece çalmak. Sana kim çaldırıyor onu söyle. Bırak. Elini tuttum. Zales saçmalamayın. Çocuk ulan o gerizekalı herifler. Zales kafasını bıraktı mı çocuğun? Böyle gevşettim. Tehdit'in kulağını... Abi bir stres zarı atıyorum. Çocuğu çekiştiriyorsunuz çünkü. Çocuk bağırıyor. Ya bırak falan sus. Diye. Ben gözlerine bakıp sakinleştirmeye çalışıyorum çocuğu. Allah bayılacağız. Bardik olarak. Sakin ol. Bir tane altın çıkardım. Sakinleşti çocuk. Bak, bu altını sana vereceğim. Git, maymununu bul ve sakinleş. Hiç kimseye haber verme. Hiçbir şey olmadı. Hırsızlık yapmana da gerek yok. Tamam? Peki. Hadi, alnından öpüyorum. Hadi git oğlum. Yallah deyip poposuna da koyuyorum bir tane. Çocuk böyle sallana gidiyor şeyin arasına. Oh, manyak mısınız oğlum? Çocuk mu öldüreceğiz lan? Teyit bir çocuğu öldürecek dedim. Sadece birazcık gözünü korkutacaktım. Kafasını sıkıyorsun. Senin elin çocuk kadar zaten. Yani daha önce yapmadığımız şey değil çocuk öldürmek bu arada. hatırlatma. Öyle bir şey olmadı. İstiyorsanız bir tane daha öldürebiliriz. Hayır. Bir
Tamam. Ne kadar çocuğu öldürmek istersiniz? Theodred. Öldürdüğünüz çocuğun yanında büyük seçim ister misiniz? Redoran. Benim için çocuk, genç ya da yaşlı fark etmez. Eğer bir yadigara uzanmaya çalışırsa onun önce elini sonra vücudunu parçalara ayırırım. Eolin bu yüzden mi verdi sana yadigarı? Eolin yadigar çalınsın diye mi verdi bana yadigarı? Pekala, bu tartışmaya gidemeyiz. Geri aldık, sakin. Dağılmayın, birlikte kalalım. Belli ki burası çok tekin bir yer değil. Gelin şu pazardan biraz gezelim. Çok dikkat çekmeyin. Kapşonu takıyorum ben de direkt böyle. Eredun. Uzun at yılanları! Yani alıp kendine köle zenç. Uzun sopalar burada. Eredun, senin yılancı! Kılıçlar. Yılancı! Efendim beyim. Sende şey var mı? Şu... Bende ne var? Sarı yılanlardan var mı? Her türü var efendim deyip böyle bir kavanoz açıyor. Yılan sana doğru geliyor böyle. Kağıt diye yılan soktu abi. Lan! Amına koyacağım böyle şehrine. Oğlum bu nasıl pazar amına koyayım? Neyse diye de. Neyse zehre şeyim var. Sikeceğim yılanını da al. Neyse eski bir dostum vardı Elren. Onun iyiydi arası yılanlarla. Ben abi oradaki böyle tüccarlardan birisine yanına geliyorum. Ne tüccarı var yanına gelebileceğim? Abi her türlü yani baharat satandan kıyafet satana, köle satandan hayvan, hiç görülmemiş hayvanları satan biri bile var yani. Böyle bir tanesinin yanına geliyorum. Veştin ne efendi? Adı nedir? Adım Valgo. Valgo. Buralarda bir tane eskiden bir deve lordu vardı. Adını hatırlamaya çalışıyorum. Hatırladım. Ella. Adı Nadırdıgın'dı. Nadırdıgın mı? Nadırdıgın uzun zaman önce burayı terk etti. Nedeni de kelle avı. Kelle avı mı? Evet, Nadırdıgın kelle avına çıktı. Kalleş'in kellesini alacağını söyledi. Ne yapmış o kalleş? Ne yapmış, evet. Sanırım bir kadın mevzusuydu ama vay şerefsiz kalleş. Öyle insanlardan nefret ediyorum. Milletin karısına kızına böyle. Abi Nadırdıgın giriş yapıyor şehre. Bak bunun gibi şerefsizleri Pagret'in meydanında sallandıracaksın. Haksız mıyım Rekunan? Çükünden hem de. Güneş altında kuruyana kadar tutacaksın. 30-40 develiyle biri giriyor şehre. Abi ben hemen tüccara şey soruyorum. Bunun bir tane kızı vardı, ne oldu ona? Burada mı, şehirde mi hala? Hala şehirde, evet. Batı tarafında surların yanındaki o eski evde oturuyor. Tamam çocuklar, ben sizi bulurum. Biraz kaybolmam lazım. Görüşürüz diye ben kaçıyorum. Ne? Nereye gidiyorsun lan? Siz çok şey yapmayın, ben sizi bulacağım, bir işim var. Hiç umunda bile değil. Doymamış. Doymamış. Etrafa bakıyorum. Böyle kahve gibi bir yer var mı? Hani oturulan, bir şeyler içilen. Var. Bildiğin böyle çöl hanı var. Yine bir surla, küçücük bir surla çevrilmiş, giriyorsun içine. Orada işte içkini, şeyini içiyorsun, böyle üstü açık. Sadece sur var dışında, öyle tamam. Kapatma. Çocuklar şuraya gidelim. Pek konuşmayın. Gel, bana bırakın. Oturduk. Buraya kim bakıyor? Ben bakıyorum. Abi tamam mıyım, ta 3 metre böyle kaslı bir herif ama şey yani iri yarı, elinde de bir bardak var, bardağı siliyor. Ben bakıyorum. İçecek neyin var aslan? İçecek yılan tükürüğü. Algot birası. Güzel. Ve biraz da su var. Su. Su getir. Bir su alalım. 3 su getir. 3 su alalım. Duyamadım. Su ulan, su. Ulan. He. Ulan demedi. Olan dedi. Benim adım Olan. He.
Adam böyle geldi. Adamın kasları böyle bildiğin suratında sana bakıyor. Bana ne? Ne de? Su diyorum birader. Duymuyor musun? Eredu bu neresi pıttı. Sanırım benim mekanımda sorun çıkaracaksın. Hayır. Suyunu getirirsen altınını vereceğiz. Oturacağız. Aslan gibi içeceğiz. Bitti. Ya burada hancı mı öldürelim şimdi amına koyayım ya? Hayır. Sakin olun. Bir şey yapmıyoruz. Sana birkaç sorum da var. Suyu al getir. İki katı fiyatı ödeyeceğim. Hadi. Git suyunu dışarıdan pis kaktüslerin içinden iç. Tip arkasını döndü ve devam ediyor. Aa, siktim belasını. Kalktım. Buraya bak. Sığır. Sığır. Ne? Adın ne lan senin? Adım Hane. Ama sen birazdan adını unutacaksın dedi. Adam abi elindeki bardağı kafana fırlatıyor ve bakalım vuracak mı? Ya abi Dex'im fazla ya. Şöyle bir şey yapabilir miyim ben? Teodin'in önüne geçip bardağı böyle tokatlayabilir miyim? Atıyorum senin için de çünkü değdi. Dex artımı söyleyeceğim. Abi, bardağı tuttum havada. Tamam. Çal. 20. Tamam. Bak sorun çıksın istemiyoruz. Ama ben istiyorum deyip çıkıp böyle bam diye kafayı koyuyorum herife zıplaya. Abi atıyorum üzerine. Abi 3. Kafayı böyle vurdun adama. Böyle sarsıldın. Böyle mermere vurmuş gibi oldun beynine. Herif tuttu seni. Koca eli böyle kafan kadar. Eliyle tuttu kafanı. Yüzünü kendine doğru getirdi. Ben bir çöl madencisiyim. Eski madencileri duydun mu? Kaslısınız beyim. Deyip gölgeye girebiliyor muyum? Çok kaslısınız. Doğru muyum beyim? Gölgeye girip arkasından çıkıp kullanacağım. Sikeceğim belasını. Beni ilgilenmez. Çok çok. Tutup böyle boynunu tutmaya çalışıyorum. Gölgeye girip arkasından gölgeye girdin. Arkasından tuttun. Herifi böyle şu an strength atacağım abi. Yani tutmaya yapacaksın. Strength. Ya rahat yedin kısacası. Abi tuttun. Herif seni aldı sırtından yere çarptı. Aman akım dayak yiyorum. Ve şimdi buradan çıkmak için son şansınız. Yoksa şurada gördüğünüz büyük varil. Evet o büyük varil senin kıçında olacak birazdan. Bak. Triggerlıyorsun. 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 Hayır. Bir saniye lazım mı? Sadece bir şey söyleyeceğim. Hayır karışmayın. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Hanne. Değil mi? Doğru muyum? Evet. Benim adım Olan falan değil. Ben Kızıl Omuz. Kızıl Omuz Eridun. Hiç adımı duydun mu? Biz aratıyorum. Nereden duyacak amına koyayım? Nerede duysun çıksın hadi bakalım. Demek Kızıl Omuz Eridun. Daha önce duymadığım bir isim. Sahte isimler buraya çok gelip geçer. Anne. Anlamı da buradan çıkın. Sana son bir sorum var. Kolumu götüne sokmamı ister misin? Abi adam bunu dediğin anda Han'ın arkasına doğru koştu hızlı bir şekilde. Amına kodumun oğlu peşliyorum. Ben de peşliyorum abi, lan bütün hızımla. Abi Han'ın arkasından arkadan böyle kendi o 3 metre adam zor taşıyacağı balyoz çekti kocaman. Siktim ki ben. Çektim abi. Kılıcı. Hadi mızrağımı abi. Mızrağımı çektim abi. Polar Master. Fırlatma bıçaklarımı da çektim. Şak 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 eline fırlattım 3 tanesini. Tamam bir dakika önce Redor, aksiyon alacağım. Sen ne yapmayı istiyorsun? Zales'ten aksiyon alayım önce. Okay. Abi ben Teodret'e bir Bull Strength'i bastım abi. Allah razı olsun. Bakıyorum. Teodret'e Bull Strength'i bastı. Teodret böyle kuduruyor şu an. Artı 3'üm var. Artı 3'üm var sıfırlattım bıçakları. Sıra şeyde. Eredun'da. Abi Polar Master'imle önce tırpan şeklinde olan mızrağımla adamın bacaklarına sonra sivri olan kısmı da şöyle göğsüne saplamayı deneyeceğim. Abi. Adamın bacaklarına vuramıyorsun ama göğsünün o tam sol göğsünün üstünden bir yarık açtın abi adamda böyle. Bildiğin göğüs kasını yardın. Herif bağırdı böyle ooo diye baltasıyla koca şeyiyle geriye doğru bir iki adım attı Teodret'te. Geldim abi. Hı hı. Aranda bir 10 tane metre falan var. Tamam bir tane bıçağı diğer eline, iki bıçağı diğer eline fırlatıyorum. Ellerini vurmaya çalışıyorum. Bak artı 3'üm var. Artı 3'üm var. Biraz zor bir hareket yine de. Atıyorum. Abi tak tak elini vurdun. Elifin eli duvara yapışmadı. Diğer elini vuramadın. Sol elinde iki tane bıçak var abi. Herif böyle bıçaklı elle, sol eliyle kavradı baltayı. Hulk mu lan bu? Abi tek abi. Seferde... Tek seferde Eredun'u ezmeyi deneyecek o balyozla. Dex save. Atıyorum. Abi
yere doğru vuruyor. Eredun kaçmaya çalışıyor ve bir takla atarak kaçıyor abi. Yeri parçaladı Balyoz böyle çat diye. Öne doğru eğildi herif. Zales. Abi ben şey yapayım. Bu kadar yeter. Etrafına Wall of Thorns açıyorum. Abi açtım. Herifi böyle şey yaptın. Herifin etrafını kapattın. Herif böyle sıkıştı. Hareket edemiyor. Hareket edersen ölürsün. Sakin dur. Tevdet. Tamam. Bar kavgası çıkarmaya mı geldik? Hayır hayır, konuşmaya geldik. Seni öldürmeyeceğiz. Hani? Bir konuşalım ya. Anımdan defolup gidin. Ama önce bir konuşalım. Hayır. Sizin gibi pisliklerle konuşacağım hiçbir şey yok. Sizi gidi çöl pislikleri. Sizi gidi çöl iblisleri. Çöl iblisi. Yo, yanımdaki adam bir hayır. Orman aslanıdır. Bense ateşin vücut bulmuş haliyim. Bu adamsa doğayla bütünleşmiş bir herif. Sen siktiri boktan bir madende gününü geçirmek için para kazanmayı denerken biz gezip namımızı büyütüyorduk. Yani şu an arkadan bir tane adam geldi böyle. Hey Hanna. Teşekkür ederim. Borcu ödemeye geldim. Buyur. Çocuğum iyileşti. Deyip böyle olaya baktı. Size baktı. Tekrar çıktı. Bu neydi Hanna? Şu an buradan defolup gidin. Tamam Hanna. Oğlum niye konuşmuyorsun lan sen? Öldürteyim. Öldüreyim mi ben seni? T4 bir saniye. Oğlum Hanna. Siz suçlusunuz amına koyayım ya. Hanna. Tamam biz buradan gideriz ama söyleyeyim. O büyüyü ben bozana kadar bir 4 saat kalacak. Hadi gidelim millet. Deyip seni arkamda gördüğümde o suratını ezeceğim. Senin yüzünü unutmadım. Senin bu yüzünü unutmayacağım. Teodret ediyor. İsmimi de unutma. Zales. Oturturum sen seni. Sen değil geri zekalı mankava. Ya ben tamam abi. Kılıcı çekip kellesine vuruyorum. Ben çok şey. Oğlum ne yapıyorsun? Tehdit ediyor lan. Abi. Havada koca bir kelle uçuyor abi. Bir düşmana daha ihtiyacımız yok. Çıkalım buradan. Hagrid'in anasını sikeceğiz belli. Çıkarken abi ben... Buyurun. Koca bir kelle uçtu. İnsanlar önce kavgayı izliyordu. Fakat şu an bildiğin kaçıştılar yani. Herkes dağıldı Hagrid'e. Abi koşup bardiskin arkasına fırlıyorum. Alabildiğim kadar içeceği alıyorum direkt. Paraları böyle. Al. Yerlerime paraları tıkıştırıyorum. Al. Atıyorum paraya bakıyorum ne kadar para var. Ne kadar altın var? Ne var burada? 400 altın var zaten. Cepledim. Devam. Devam. Hızlı kaçın amına koyayım. Abi inanılmaz. Helgen'i kurtardıktan sonra bar kavgasıyla adamımız şeyleri çalıyorlar. Hayır, çalmıyoruz. Her zaman iyi olacak değiliz. Eredun. Bugün Ehven'iz. Devam. Gemimizin adı Ehven zaten. Eredun. Eredun. Çok heyecanlıyım şu an. Tamam, adrenalin. Bu paraları çocuklara fırlatalım. Hayır, şu an çok kötü durumda. Oğlum herifi öldürüp manyak mısın? Evet, şu an saçmalama. Zamandır yapmadığım bir şey yaptım. Ateş topuna dönmemek için kendimi çok zor tutuyorum. Tamam, güzel, gurur duyuyorum seninle. Bu parayı seninle. Biz harcayacağız. Hayır, çıkalım. Haram para oğlum bu. Abi. Bak, çıkalım yoksa birazdan insan doğramaya başlayacağım. Tamam, abi. Bunu dağıtalım işte. Han tamamen boşaldı. Şöyle bir şey oluyor. Redoran sen dönecek misin uzaktan? Geliyor musun yoksa hala takılacağım? Yok yok, yapacağım bir iş var. Abi tamam. Çok hızlı tuvalete gidip gelebilir miyim? Çok hızlı. Tabii. Ulan herif tabii. Tehdit etti beni. Düşmanı kazandık yani, öldürmek zorundaydık. Tehdit. Son günlerde hanlarda falan biraz aşırı agresif oluyorsun. Hanlara karşı zaafım var galiba. İyi hizmet alamıyorum Zales. Tehdit. Galiba artık bütün şehir tarafına aranan suçlular olduk. Zaten şehir delirmiş oğlum. Yani geldiğimiz gibi bulaşmayan kalmadı. Bir maymun yadigarı çaldı. 4 tane adam sana daldı. Bu evet. Beni dövdüler. Götüme bir şey sokmakla tehdit etti. Kıralım lan ben. Ama kıralım az önce kafa kestik. Az önce kafa kestik. Farkındasın değil mi? Tamam işte peşimize takılmasın diye. Belli ki bunun arkası falan var. Hancılar böyle olur. Çok tanır şehirdeki pislikleri. Bence şehirden çıkalım. Tehdit. Hayır, şehirden çıkmak yok. Redoran kayıp. Redoran nereye gitti acaba? Nereye gittiği bence çok belli. Çıktım. Çıktık abi hanın önüne. Okey. Dışarı çıktığınızda şöyle bir görüntü görüyorsunuz. Bir tane küçücük bir adam. Kısacık boylu. Fakat ırkı cüce, nom falan değil, insan. Suratı garip, çirkin. Arkasında 200-300 tane adamı var. Böyle
uzun bir pelerini var. Şu herif abi. Elhamla. Hoş buyurdu. Elhamla. Hoş buyurdu evet, ve... Sıçtık. Ben bununla çok kavga edeceğim. Merhabalar. Biraz tavernada rahatsızlık vermişsiniz duyduğuma göre. Benim evet, isminiz Elhamla mıdır acaba? İsmim Elhamla. Hem de Elhamla. Büyük Elhamla. Arkasında kaç adam var? Eredon. Ben gittim abi. Eredon. Yapma yapma. Yaptım abi. Eredon yapar çünkü. Yaptım. Geçmiş olsun. 12. Elhamla sana baktı. Beyim buradasınız. Kendisi biraz sinirleri bozuldu. Onu yakalayın. Şu çölden hayır. Yakalayın. Hayır. Çölden eğer gel. Adım atarsanız çok ilginç şeyler olur. Yaklaşmayın. Lütfen. Adam böyle lütfen. Bir şey çıkardı elinde. Bir taş var. Kaldırıyor taşı. Size gülmedi. Taş neye benziyor? Daha önce görmediğin bir lahit gibi küçük bir şey böyle şey. Zales biliyor. Mitan adındaki bir şey bu. Sallıyor Mitan'ı elinde. Şunu yakalayın. Adım atıyorlar mı? Attılar abi. Hayır. Alev çıkarmak istiyorum. Durun. Kılıcımı attım elime. Hayır sakın. Teodret sakın. Durun. Elhamla. Sevgili Yüce Elhamla'ydı değil mi? Ben büyük Elhamla. Ama biliyorsun ki beni tanıyorsan bu adamı buradan almadan gitmem. Demin gülüşünü duydum. Size gülmedi beyim. Size bana gülmedi. Mı güldün sadece... yoksa bana gülmedin mi? Eredon delikanlı. Lütfen doğruyu söyle. Eredon ona gülmediğini söyleyebilirsin bence. Bakalım yeterince yüreği var mı doğruyu söylemeye? Hayır. Eredon. Bunu deme işte amına koyduğum Eredon, cücesi. Lütfen. Abi gözlerimden alev çıkıyor mu? Çıkıyor. Sana güldüm. Hasiktir. Eredon'un arkadan göğsünün ortasından çıkan bir mızrak. Götürün. Evet dur. Serbestsiniz. Hayır. Mızrağı bıçak, mızrağı kılıcımla kesip arkadakine ne var? 200 kişi var abi arkasında. Tevret. Tevret hiçbir büyülü gücünü kullanamayacaksın. Abi ellerimle o mızrak bana girdi ya onu böyle yakıp yapacağım. Çıkaracağım yani oradan. Abi ellerinle yakmayı denediğinde parmaklarının alev almadığını gördün. Elhamla gülüyor. Ben Eredon'u... Denemeye devam et. Dur. Dur. Tekrar dönüyorum. Sakin. Çıkardım kapşonu. Elhamla beyim. Benim kim olduğumu biliyor musunuz? Hayır, yüzüme. Bilmiyorum. Bergen bıçağını çıkardım. Kısa bir adam mı? Evet. Ama namı uzun. Bergen bıçağını böyle elimle yaptım. Ben Bergen varisi Theodor'un oğlu Theodred. Herifin size selamlarımı getirdi böyle. Bıçağı aldı. Bu değerli bir bıçak. Evet, kraliyetimin bıçağı. Sizlere dostluğumuzu sunmaya geldim. Bir kral olarak. Lütfen bir masada içkilerimizi içerken konuşalım savaşmak yerine. Lütfen bey. Bu bıçağı alamam, üzgünüm. Rennar bir ticaret anlaşması yaptı Pagret'le. Biz de buna uymak zorundayız. Her neyse. Küçük adamı benle getirin. Adamı sırtladılar. Eredon. Kime? Solundan. Ay bırakmam ki. Ben şu an bilinçliyim. Bilinçlisin. Bırakmam. Mızrağı çıkardı. Çektim kılıcı. Evet. Ya burada çoğunuzun kanı dökülecek ya arkadaşımızı geri vereceksiniz. Düşünüyorum. Bir çare düşünüyorum. Sanırım sizi bayıltıp götürmemiz gerekecek. Arkadaşlarımı rahat bırak. Beni al. Sen ve ben. Teke tek. O taş olmadan. Madem bu kadar yücesin, yüceliğini kanıtla. Yüce Elhamla her zaman adamlarına güvenir deyip iki tane adamını yanına getirdi. Şu an 5 adamımı yenersen gidebilirsin mesela. 5 tane iri yarı böyle herif. Ben meydan okuyorum adamlara karşınız. Theodred, bu halimle bile bunları çitlerim. Yaralısın Eredon, yaralısın. Bu halimle bile bunları çitlerim. Her zarına -3'ün var zaten. Karnın yarı. Senden bir şey isteyeceğim. Taşı başka bir yere götürebilir misin? Taşı verdiler mi bize? Bu taşı.
Hayır tabii ki. Aptal değilim. Deyip taşı cebine attı. Şimdi 3 tane adamı geldi yanında. Keşke redalan pompada olmasaydı. Şimdi... Abi yaramı dağlamam lazım. Amına koydum elam nasıl. Kan akıyor. Bildiğin kan akıyor göğsünde. İşte. Şimdi 3 adam da değil. Zales. Fikrimi abi... değiştiriyorum. Bir adamımla. Dedi. Abi bir tane adam çıktı aralarından. Abi Eredun'u sırtından tutuyorum. Hızlıca geri çekip iyileştirmeye çalışıyorum. Abi sen de işin içine dahil olacaksın bu durumda, atıyorum. Evet. Ama geri çekiyorum yani. Elhamdülillah. Abi Revify bu tarz böyle zarlarda bir anda çat birinci kapandı. Abi bu herifin nasıl bir şeyi var birinci ya? Birinci kapandı. Lanet atma, bu ya. Atma şu büyüyü, atma atma. Birincini laneti kapattı. Var ya, laneti var resmen. Hmm, teşekkür ederim evlat. Şimdi onu bize ver dediler. Ve Eredun kalabalığın evet, arasına doğru gidiyor. Askerler mızrakları kapattı. Mızrakları kapattı. Evet. Elhamla, elhamla. Elhamla, elhamla. Bizi, hepimizi götürün. Renner beni tanır. Renner burada değil. Bu adamı arenaya götürüyoruz. Arenada bir köpek gibi dövüştüreceğiz. Elhamla, bence şu anki haliyle yaptığı saygısızlığın cezasını almış o durumda. Cidden siz Pagret halkı, gelen başka ülkelerden misafirlerinize böyle mi davranıyorsunuz? İkiniz gelecek için de Teodret ve Zales için birer ikna hazır atıyorum. Önce Zales. Önce Zales. Zales o kadar ikna edici değil ki. Bir de Teodret için atıyorum. Ben ama artı 3'üm var. Evet. Adamınız bizimle geliyor. Deyip aldılar Eredun'u, çekiştiriyorlar ve pekala. O orduyla beraber gidiyor. Zales, Zales git Redoran'ı bul. Ben Eredun'la gidiyorum. Redoran'ı nerede? Bilmiyorum, git bul. Abi, nerede karı varsa oraya gitmiştir, git bul. Tamam. Ben Eredun'u peşliyorum bunları. Abi Eredun'a doğru gidiyorlar. Ben de şehirde... Deve Lord'un ailesi nerede yaşıyor diye soruyorum tüccarlara böyle. Abi Deve Lord'un ailesinin yaşadığı yeri tarif ediyorlar sana. Oraya doğru deper. Redoran orada mı peki? Redoran ne yapıyor? Abi ben bir tane şey var. Bu kızın yaşadığı bir oda var böyle. Oraya camdan girmeye çalışacağım. Abi diyorum pompaya gitti diye. Ha, girdin bile. Bir take 20 veririm sana yani. Helge ben neyine yetmedi lan? Ya dur şimdi dur. Doyumsuz adam. Kız odada mı? Evet. Tamam. Müzik savaş müziği kaldı hala. Hemen de değiştiriyorum. Bilgehan. Hoş gelmişsin. Aha. Bilgehan, beni hatırladın mı? Hatırlarım. Ah Bilgehan. Ne kadar uzun zamandır seni özledim. Baban peşime adamlar taktı Bilgehan. Peşine adam mı takmış he? Bu yüzden mektuplarına cevap veremedim. Demek bu yüzdendir. Evet ama bugün tekrar kavuştuk diye ellerini tutuyorum böyle. Kavuştu. Dede sarıldı sana. Bilgehan, hatırlıyor musun? Vergan'da geçirdiğimiz... Evet, mektuplar. Ama Vergan'da geçirdiğimiz o geceyi hatırlıyor musun? Çadırların altında. Heh. Hatırlarım. Vergan çadırlarını. Evet. Bir tane şişe cininden bahsetmiştin. Evet. Hani, uçturunca çıkan, sana 3 dilek veren. Evet. O şişe cinini tekrar görebilir miyim? Tabii ki. Gösteririm. Deyip böyle şişe çıkartıyor bir tane. Anladım. Bu, acaba bunu bana ödünç verebilir misin şimdilik Bilgehan? Atıyorum abi üzerine. Çok kolay bize. Veremem. İçindeki direkleri bitirmişim, bir tane kaldı. Bilgehan, ama sen bana demiştin ki okşadığın zaman her kişiye 3 dilek veriyor. Ha evet. Sen kullanmamış mısın o zamanlar, benim yanıma gelip bir şeyler söylemiştin dileklerle.
Hayır hayır, ben kullanmamıştım. Benim 3 dileğim daha var, hatırlıyorsun. Veriyor sana. Böyle şey yapıyorum. Bunu sana geri getireceğim aşkım diyorum. Alnından öpüyorum. Geri sonra döneceksin. Böyle, geri döneceğim. Baban beni öldürmezse geri döneceğim. Babam seni öldürecek. Babam seni öldürecek. Deyip kız gidiyor. Ben çıkıyorum, camdan atlıyorum abi. Okşuyorum abi şeyi. Bir anda içinden böyle yeşil renkli bir cin çıkıyor. Ey cin. Ey. Söyle ölümlü. Cin. Senden bir takım dileklerim olacak. Tabii. Ben zaten. Şimdi abi. Diye böyle dans ediyor yavaş havada. Şöyle. Bu. Ben bu eşyanın ne olduğunu biliyorum. Bu cin dilekleri gerçekten de gerçekleştiriyor ama küçük bir twist oluyor genelde dileklerin. bir takım sıkıntılar olabiliyor falan. Şey diyorum ben, ne derler? Cin, biz buraya geldik ama benim yediğim bir bok yüzünden benim ve arkadaşlarımın başı belaya girebilir. O yüzden burada yaşadığımız bu şehrin sınırları içinde olduğumuz sürece bizim görünüşümüzü değiştirebilir misin? Değiştiririm. Hem de hemen. Bu da mı hazır lan? Değiştirdi abi. Ne? No, şeye bakıyorum. Hem camdan böyle kendime bakıyorum. Abi camdan baktığında kendini şöyle görüyorsun. Bu böyle birkaç gün etkisi sürecek bir büyü hissediyorsun. Abi şu an küçük boylu bir herifsin. Böyle küçük boylu kısacık bir adamsın. Anladım. Bu sırada hemen kesiyorum rolü, döndüm. Bir anda askerler bırakıyorlar elinden. Patron yanlış adam. Nasıl yanlış adam ya? Falan diyor, geliyor elhamla. Bırakıyorlar yere. Bir kan akıyor. Kanaması durmuş. Kırmızı kıyafetli bir kadın. Böyle. Amına koyayım. Kırmızı kıyafetli bir kadın. Theodred, bir Treant ve şeyse Zales'e bir çöl semenderi. Abi ne yaptın Allah aşkına ya? Allah seni kahretmesin adam. Böyle ellerime falan bakıyorum. Dallar var değil mi? Hı-hı. O tarz bir şeyim. Deku? Yok. Baba Deku. Baba Deku. Konuşabiliyor muyum? Evet. Ben gördüm mü Eredun'un ona dönüşüp düştüğünü peki? Evet. Peşliyordum. Askerler falan direkt Eredun'un ilk halini aramaya başladı. Bir büyü yaptıklarını düşünüyor. Tekrar döndüm şeye, Günhan'a. Vay, sonunda gerçekten de büyü çalıştı. Böyle çalışacak. Aa, sesim de değişmiş. tamam, bu şekilde Devel Ordu beni ve arkadaşlarıma bir şey yapamaz. Vay. Ya ne kadar kötü. Ben bir şey soracağım. Çöl semenderi derken ufacık bir şey miyim ben yoksa kocaman büyük, çöl semenderi? Büyük bir çöl semenderiz. Ya isteyeyim. Gidiyorum Eredun'a doğru. Eredun. Eredun. Ne var? Abi bunlar konuşurken böyle Mita'nın yanına geldikleri anda çat 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 eski görünümleri. Fakat kaçmak için fırsat var. Abi grapple hook atıp evet, üçünüzden de aksiyon alayım. Abi ben Eren'i tutacağım. Theodet'i. Grapple hook atacağım ve çekeceğim ikimizi. Oo, Spider-Man aksiyon. Atıyorum abi. Abi ikinizi çok rahat bir şekilde tutup zıp vıp vıp binanın tepesine çıkardın. Zales. Yakınımda o vardı değil mi sadece? Evet. Abi ben panikle bayağı etrafa koşuyorum ve bizimkilere de şey diyeyim. Şöyle bağırıyorum. Eredun! Theodet! Eredun! Ne oluyor? Bu hala semender mi? Abi evet. Bu bir semender. Ben şehirde gezip bunları arıyorum bu arada. Abi bir semender gördün koşturuyor fakat semender top oldu. Bir anda abi çat duvara vurdu, kalenin duvarına bayıldı. Baygın bir semender gördün. Semender'in yanına gidiyorum. Bakıyorum şöyle. Ayağım atıyor böyle. Vuy vuy babo, senin adın nedir? Vay vay. Zales ne oldu bana? Demin gördüğün adam bu arada. Zales, Elham'la.
karşında. Aha. Vay. Zales. Elhamla? Evet evet, ben Elhamla. Seni affetmişim. Gel senin arkadaşlarını bulalım. Konuşmana ne oldu senin? Benim konuşmam böyledir bundan sonra. Bende bir hastalık var. Böyle bir takım konuşmalarda yaşıyor. Bana ne oldu Elhamla? Sende büyü vardır. Büyü yakında geçecek. Gel senin arkadaşlarını bulalım. Siz yukarıdan izliyorsunuz bu arada. Görüyor muyuz bunları? Bende Mithan var. Eğer Mithan hakkında doğru bilgi biliyorsam şu an zaten iskelime dönmüş olmam lazımdı. Evet evet, Mithan var. Arkadaşların nerededir? Teodret, Eredun. Eredun bu Elhamla değil mi lan? Ne bileyim amına koyayım ya. Hayır, oğlum değiştik biz. Düzeldin. Mithan'ın yanından düzeldin geçtiniz. Mi? Büyüyü kestin. Direkt bozuldu mu? Evet. Okey. Ha tamam. Nerede olduklarını bilmiyorum. Ben böyle kafayı kaldırıp şey, Teodret diye bağırıyorum. Çok bağıramıyorum şu an. Balkon şartından dolayı. Duyduk mu? Beni. Duydunuz. Ben gölgeye girip direkt Elhamla'yı böyle, yani şey, Redoran'ı boğazından tutup kaldırıp bıçağa dayıyorum. Durun. Oy. Durun durun. Uy Teodret, yapma yapma Teodret. Uy. Durun. Vay amına kodumun cücesi deyip grappling hook'u atıp yanlarına iniyorum. Eredun durun, bu gerçek değil. Mithan yok üzerinde. Dur. Ne? Ne? Mithan yok üzerinde. Büyü kullanabiliyorsak gerçek Elhamla değildi büyük ihtimalle. Garip bir şey var burada. Kim o zaman? Dur. Kimsin bekle. Kimsin lan sen? Bana ya bak cüce. Ayakların havada. Fakir kral, bırak lan beni. Ha siktir deyip bırakıyorum Redoran. Cidden mi Redoran? Ya ne sanmışsın? Redoran'dır da. Şimdi öncelikle biz, bana ne oldu Redoran ve sana ne oldu? Böyle çantamdan şey çıkartıyorum. Bir tane böyle lamba çıkartıyorum. Cin lambası gösteriyorum. Ya benim karıda, bu konuşma da iyice. Ya benim karıda bir tane böyle şey vardı, eşya vardı. Okşadığın zaman cin çıkar, cin sana üç dilek verir. Şimdi ben burada aranıyorum diye hemen o eşyayı almaya gittim. Sonra da hepinizin görüntüsü değsin dedim. Galiba böyle oldu. Ulan sen aranıyorsun diye niye hepimizi değiştiriyorsun? Niye değiştirdin lan? Hayır, onu geçtim. Adam senin görünüşünü nereden biliyor ki? Hangi adam? Nıdırdık. He, Nıdırdık'ın mı? Nıdırdık'ın, evet. Şimdi biz bizim kızla birlikte cinsel mektuplar yazıyorduk ya. He. Ben bir tane resmimi çizmiştim. Ne çizdin? Pekala. Öyle demeyin. Bu arada cin çıkıyor yavaşça. Her yerde bela. Nereden çıkıyor? Bu iki sırası dönüşecek Veduran. Ya bu cin sapık mı amına koyayım? Sizi düzelteyim. Yok yok, beni düzeltme. Beni düzelt. Zales'i düzelt. Şunu düzeltebilirsin. Zales'i düzelt. Bir anda düzeltiyor böyle Zales'i. Kaç dilek hakkımız kaldı cin? Herkesin 3 tane hakkı vardır. Benim 2 kaldı. Şimdi benim 3 tane mi var cin? Okşarsan okşaman lazım. Nereye okşayacağım cin? Lambayı. Böyle... Lamba orada mı? Okşuyorum ben böyle. Hı hı. Neler dileyemiyoruz, neler dileyebiliyoruz bunları. Her şeyi bunları dileyebilirsin. Sınırın yoktur. Vergan'ı bana ver. Belki. Çıt! Elinin ortasında küçük Vergan minyatürü. Lan trolü ya. Yani. Bu ne lan? Vergan. Biraz dur, daha dur, spesifik dur. Olman lazım. Bunlar dur. Çöl cinleri böyle. Teodet, bunu cebine at. Günün birinde Vergan'a gidersek... Ha, hediye ederiz. Hayır, hayır. bu birebir bir minyatür, küçük bir şey değil mi? Planımızı bunun üzerinden yaparız. Okay. Tamam işte, teşekkürler. Zaten ben her yerini biliyorum. Çok iyi fikir lan. İyi de her yerini biliyorum zaten Vergan'ın. Neyse, attım cebe. Dur. Pekala. Ben bir şey dileyebilir miyim? Dile. Tabii. Önce güzelce bir okşuyorum. Hı-hı. Çıkıyor. Okşadıktan sonra... Bu arada okşamana göre dileğin gücü değişiyor. Yani bayağı okşuyorum bu arada, böyle yağlamalı falan. Hı. Çıktı. Sonra bu benim bozuk olan ikili grappling hook'um var ya. Hı hı. Bunu düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayabilir misin? İstersen ikisini de güçlendiririm. Hayır, buna elleme. Tek olduğunu gösteriyorum. Hı hı. Bunu düzgün ve güçlü çalışmasını sağla. Tabii. Rica ediyorum. Tuh diye böyle şey yapıyor abi. Bir anda grappling hook'un çık 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 düzeldiğini görüyorsun. Deneyeceğim hemen.
bir sağa bir sola atacağım. Sonra hemen geri çekeceğim abi bir yere ulaşmadan. Abi, şöyle bir. Grappling hook'u denediğin anda ikili ya böyle. Nereye evet. doğru tutarsan yay geriye doğru geriliyor. Tam tersine atıyor grappling hook'u. Bozuk cin bu. Tamam. Pekala. Şu an hepimiz için çok önemli bir şey dilemem lazım şu an. Çok iyi çalışmıyoruz Aris farkındaysan. Bir şekilde çalışırsa emin olun daha güvenli oluruz. Hı hı. Abi okşuyorum. Bayağı böyle hoyratça okşuyorum zanetçe. Hı hı. Elhamra'nın elindeki mitanı bu şehirden uzak bir şehire göndermeni istiyorum. Hemen gönderirim. Tak. Kim bilir ne oldu ama hadi bakalım. Ağzına sıçtın Evren'in şu an. Devam. Şey değil mi? O sırada böyle geçmişte an... Angaros haket bir şey içerken tak diye düşüyor. Şu an ben... abi şey açın. Eredund diyeyim açın ve ben abi yine Zales yine bir şey yaptı ya Allah kahretsin. Açtım abi. Şey değil mi? O sinirli savaşı. Evet. Okey açtım. Bana da atabilir misin onu? Şu an yok. Yine ne yaptım acaba? Tabii ki. Dedi at. Kurba abi at direkt yani. Efe'nin şarj geneli atıyorum. At abi. Bari sıfırda durduralım da beraber aynı başlasın anda başlayalım. Başlasın abi. Tamam başladım. Ses duyuyorsunuz olay şu. Puneş artık Mita'nın tek sahibi. Eyvah. Kime ne gitti yaptın Mita? Oğlum? Puneş'e gitti. Puneş'e gitti. Ağzına sıçtı kendini. Abi. Kuneş bu arada hiç yenilgi almamış. Son Fire Genasi şu an büyücüler tarafından zapt ediliyordu. Gidip kaçırmayı planlıyorduk hatta. Gidip al kaçırdık. Kurtardık. O şu an yağlayarak koşacak diyarda bu arada. Allah'tan deniz falan var. Şu an bize öyle gelemez ama. Dur cin. Okşuyorum. Bana bak. Son bir dilek hakkım. Diğer dilek hakkımı da al. İki dileklik dilek diliyorum. Bu yaptığımız dileklerin hepsini geri almanı. Hepsini. Hepsini geri aldı abi. Oh. Tekrar şeydesiniz. Hatırlıyorsunuz anılar var hala. Olduğunuz yerdesiniz birbirinize bakıyorsunuz. Ben hala Redoran mıyım? Evet. Sakin. Bir dilek hakkım var bu arada. Sakın Zales ağzını bile açmayın. Galiba lambayı almamın vakti geldi diyorum. Lambayı tekrar cebime koyuyorum. Zales. Kartama koyuyorum tekrar. Eğer dilekleri geri almasaydık neler olacağının farkında mısın? Siz Mita'nın ne olduğunu biliyor musunuz? Farkına vardığım üzere büyü yapmamızı engelleyen bir şey. Şöyle bir şey diyeyim sana. Bu duyduğumuz şey o sesin sahibi Kuneş. Diyarda hiç yenilgi almamış. Çok güçlü ve kudretli bir savaşçı. Ve onu şu an zapt ediyorlar. Old Tempest'te. Oradan çıksa... Kuneş'e evet. gidebileceği hakkında hiçbir fikrim yoktu öncelikle. Neyse ki kurtardım. Uzaklaşmasını istedim. Tamam neyse tamam çocuklar kurtardım. Tamam. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu Elham'la denen tam ufaklık. 21 saniye Kuneş'te kaldı Mitan bu arada. Asiktir. Kesinlikle çıktı oradan bu arada. Çıktı oradan da. Bu ufaklık başımıza bela. Bu herif her yerde bizi arıyordur şimdi. Ne yapalım? Onunla... Ben başından beri sormak istiyorum ama sormayı unuttum. Biraz meşguldüm gemide. Fark ettim. Biz niye buraya geldik? Çölibisini bulacağız. Evrin'in anlattığı üzere Çölibisinin bir ordusu var ve kendisi güçlü bir komutan. Tamam Çölibisinden ne isteyeceğiz? Oraya gittiğimizde görürsün Redora. Bu Allah arada... Allah. Ben lavaboya gidiyorum, geliyorum. Baygınken bu yerden bitmenin dediği şeyi duydum. Beni arenaya götürecekmiş. Hı hı. Kendimi toparladığım zaman hı-hı. bu adamın askerleriyle kaç kişi istiyorsa 3, 4, 5, 6 fark etmeksizin hı-hı. dövüşüp bizi peşlemesini engelleyebilirim. Adamdaki o eşya
hiçbir şekilde uzaktan attığın bir büyü de işlemeyecek. Yakınında da büyü yapamayacaksın. Farkındayım. Ben sadece ateşten ibaret değilim Zales. Mızrağımı da iyi kullanırım. Kaç kişiye karşı büyün olduğundan abi, savaşta. Abi siz burayı böyle konuşurken burada şöyle bir şey oluyor. Bir anda sizi ilgilendirmeyen bir olay fakat önünüzden, şeyin önünden, şehrin üstünden pat pat. Yine mi ya? 3-4 metre boyunda kanatlarını çırpan aslan suratlı kanatları olan bir yaratığa binmiş bir herif. Pat pat kanat sesleri duyuluyor. Aslanın yelesi havada salınıyor ve şehrin ben göbeğine iniyor. Çok etkileniyorum ben böyle. Bence bulaşmamamız gereken biri. Bulaşmayacağız gibi. Ama ne olduğuna bakalım. Kim olduğunu yani sormam lazım. Şşt, Erodun Allah aşkına insanlara gidip atarlanma artık. Yok, buradakiler yok. Biraz manyak. Kim olduğunu soracağız sadece. Tamam. Gidiyoruz adama doğru. Redoran da bizimle geliyor. Evet evet, biri mi indi ben? Göklerden biri indi. Griffin gibi bir şeyle biri indi az önce. Haa okey. Abi böyle herif şeyini, o aslanı, kanatlı aslanı bağlıyor şeye. Aslanın kulağına bir şeyler fısıldıyor. Ve devam ediyor abi böyle. Üstünde hiç görmediğiniz işte sarı işlemeli bir zırh. Sanki korunmak için değil de gösteriş için giyirmiş gibi görünüyor. Böyle bir Theodret kalabalık toplandı mı etrafında? Toplandı bile böyle. Geliyorlar. Kalabalıktan bir soru. Uyuyan kim? Sanırsam aradığımız adamı bulduk. Öyle gözüküyor. Bu Todd. Kim? Todd. Ben böyle halkın arasına karışıyorum. Kim bu? Todd bir gök süvarisi. Anzahar'dan buraya gelip işlerini halledip geri dönen bir süvari. Hı-hı. Öğrencisiyle talimini yapar. Bazen sadece gezmek için bile gelir. Öğrencisi kim? Rüzgar Şövalyesi. Rüzgar Şövalyesi. Peki öğrencisi buralarda mı? Pek bir fikrim yok. Teşekkür ederim. Ben böyle aslana doğru hafif yaklaşıyorum. Tabii bağladı, hani çok saldıramayacağı bir mesafede. Şöyle gözlerine bakıyorum onun. Bakıyorum sadece. Abi aslana yaklaştın ve bir zar atacağım. Çok da yaklaşmadın ama. Aslan homurdanıyor böyle biraz. Fakat biraz kafasını eğiyor. Kafasını eğdi hafiften. Galiba yapacağım. Hayır. Bravo. Bugün risk günündeyiz galiba. Helgen'de kestiğim hala böyle kanlı olan sol elimi kafasına doğru böyle tedirgin şekilde ama biraz da sakin. Abi bir anda pat diye kapıyor bileğinden. Çat diye ısırıyor böyle bileğini. Ananı sikiyim. Devlet diye çekmeye çalışıyorum abi. Dur dur ağzında. Sakin ol sakin ol. Gözlerine bakmaya çalışıyorum. Sakin ol sakin ol. Sakin ol. Zales revifay at. Hayır atma. Atma bacınız. Atma onu. Atma. Abi sakinleştiriyor Theodret şeyi. Oh, aslanı. Sakin ol. Öyle. Sakin ol. Aslan bakıyor. Theodret'in gözlerinin içine bakıyor birkaç saniye ve durdu böyle. Dona kaldı. Tekrar deniyorum gözlerine bakarak elimi. Elinden kanlar damlıyor. Böyle kanlar damlasın. Böyle seviyorsun aslanın başını. Todd sana doğru geliyor. Lonard'ı daha önce böyle sevebilen birini görmemiştim. Beyim, o çok değerli bir yaratık. Öyle ona sahip olduğunuz için çok şanslısınız. Seviyor şeyin, Lonard'ın boynunun altını. Sanırım yolcularsınız Pagret'e. Kıyafetlerinizden belli falan diyor böyle. Redoran'a bakıyor. Gözlerini Redoran'dan hiç ayırmıyor şu an. Eyvah. Tanışıyor muyduk? Sanırım hayır. Ben tanıyor muyum bu herifi? Abi çok az tanıdık geliyor sana. Abi. Allah Allah. Ne oldu lan, ben de anlamadım. Ne abi?
Benim aklıma bir şey geldi, umarım değildir. Benim de geldi ama neyse. Beyim, isminiz nedir? İsmim Todd. Anzahar'dan buraya gelen bir yolcuyum. Insight atabilir miyim? Tabii ki. Bu tuhaf hislere... Todd oğlum adamın adını dırdıgın değil, sakin olun. Dırdıgın babası zaten. 20 attım lan! Adamın böyle... bir kılık değiştirme büyüsü kullandığını... Evet, ismini söylerken ki ciddiyetin doğru olduğunu... Todd olduğunu... Fakat... Bu adamı nereden tanıdığını şuradan anımsıyorsun. Bu herif... Anzahar'dan... Vergan'dan Sagart'a yolculuk eden bir yolcu. Bir kere Vergan'da tanışıyorsunuz. Vergan yakınlarında, ormanda tanışıyorsunuz. Ve senden minik bir aslan yaratığı ve şeyi birleştirmeni istiyor, böyle minik yaratıkları. Küçük bir yaratık istiyor senden. Bebek halini alıp götürüyor. Hatırlıyorum bunu o zaman. Hı-hı. Dur. Seni hatırladım. Seninle beraber ormanda karşılaşmıştık. Büyümüş. Büyümüş. Lonhart büyüdü. Hatırladım seni falan diyor. Böyle adam bakıyor. Bu arada çok vaktim yok. Anzahar'a gitmem gerek. Yeniden birkaç parça eşya aldıktan sonra. Şöyle bir Lonhart'ın yanına gidiyorum. Beni tanıyor mu? Direkt tanıyor ve köpek böyle aslan falan sesler çıkarmaya başlıyor, böyle koca aslan. Ben böyle yapıyorum. Hı-hı. Böyle çenesinin altını siliyorum. Ho ho ho, seni salak ne kadar büyümüşsün falan yapıyorum. Abi ismini söylemeni bekliyor. Gendur. Kabul etmedi. Böyle bir köpek gibi falan yaptı. Gelmin. Lonhart? Son hakkın. Bir köpek gibi aslında sana yaklaşıyor böyle. Lazer! Dede bak, kalktı, aslan kalktı böyle. Pençelerini sana attı böyle, yalıyor suratını. Hatırladım yani. Evet, yalıyor suratını. Böyle çıldırdık, sarılıyor koca dev aslan. Sana sarılıyor. Ben de böyle öpüyorum falan. Ben de bu sıra Teodet'in konu Cure Wounds Revify edip Allah razı olsun. Allah razı olsun. Gruba atmak zorundasın. Ya herkese at gruba. At zaten at. At. Herkese. Herkes iyileşiyor az buçuk. Teodet'i iyileştiriyorsun. Evet. Çok şükür. Ben böyle lazeri severken Tot'a dönüyorum diyorum. Tot, madem tanışıyoruz, madem bir hukukumuz var, bize bir konuda yardım etmen lazım. Hangi konu? Çöl iblisi diye bir karakter varmış. Bu çöl iblisiyle bizim konuşup anlaşmamız gerekiyor. Sen biraz yetkili bir abiye benziyorsun. Onunla anlaşmak çok zor. Onunla iş yapmayın. Ondan bir şey istemeyin. Ondan bir şey beklemeyin. Boşa çaba. Bence çöl iblisinden hiçbir şey ummayın. Peki ama nasıl şey yaparız? Yani hiçbir şekilde anlaşmanın yolu yok mu? Bunun değer verdiği bir şey yok mu? Para. Para ve asker. Daha çok para ve daha çok asker. Tamam. Okey. Peki. Nerede olduğunu biliyor musun? Anlatıyor böyle sana. Küçük bir kule, kulenin ilerisinde bir kışla var. Kışla onun kontrolü altında. Gidip konuşabilirsiniz ama sanmıyorum falan diyor herif böyle. Yerini söylüyor mu? Evet. Beyim. Siz soylu bir beysiniz. Sizinle tanışmak benim için onurdur. Aynı şekilde. Kapşonu çıkarıyorum. Bilmem bilir misiniz, namımı söylemeyeceğim ama bir gün duyacaksınız. Ben Theodred deyip elimi uzatıyorum. Memnun oldum Theodred. Umarım ismini ileride duyarım. Anzahar'a bir gün gelirsek hoş karşılanır mıyız? Anzahar'a gelen herkes hoş karşılanır. Hastalıkları şifa bulur, mutsuzlukları mutluluğa döner. Anzahar, diyarın en güzel yeridir. Peki. Tekrar aslana dönüp, Lonhart'ı seviyorum böyle. Azıcık gıda alıyorum, çekiliyorum. O zaman yolcu yolunda gerek diye ben de son bir kez Lonhart'ı seviyorum.
Donart yine yalıyor senin suratını falan. Böyle. Ona Salya... iyi bak Don. Bakacağım, merak etme, bakacağım. Yani Redoran, sen bu küçük yaratıklardan bu tarz şeyler yapabiliyor musun? Yani genelde aslında işin sırrı bir tane Griffin'i bir tane Leonin ile birlikte aşık etmek. Aşık olmazlarsa çiftleşmezler. Onları aşık etmek için bayağı bir çabaladım. Bu aşkın meyvesiyle onu artık. Müzik niye değişti amına koyayım? Biraz gerildim ben de. Ben müzik dur bakayım açayım. Okey. O zaman bu kişiye mi gidiyoruz? Ben biliyordum bir şey olacak. Karga uçuyor havada. Fark ettin mi? Bir şey diyeceğim, bu Rictus mu? Anlayamıyorsun uzak. Bakıyorum yani böyle yukarı. Yani. Ben de bakıyorum. Çok uzak kargın yani. Özellikle... Sesini duyabiliyorsun ama anlaman çok zor. Okey. Pekala, gökyüzünden daha fazla garip bir şey gelmeden önce buradan gitsek mi? Katılıyorum. Gidelim. Şu kışlaya gidelim. Kışlaya tamam. Gidip hı-hı. Ne yapacağız? Şöyle birisiyle görüşmek istiyorum. Benim de aklımda güzel bir plan var. Hadi. Gitmeden şeye dönüyorum Tot'a. Hı-hı. Tot, sana bir soru soracağım. Tabii ki. Gökyüzünde ve buralarda bir ağırlık hissediyor musun? Hem de çok ağır. Hem de 10 gecedir bu ağırlık geçmek bilmedi. Bayan. Neden nedir? Sal bizi git, sal bizi. Nedenini ben de bilmiyorum ama öğreneceğiz. Teşekkürler her şey için diyorum, gidiyorum. Aa, karga bir dakika bu. Hastiktir. Evet, bu karga yüksek ihtimalle geri değil. Evet, bu karga ve müzik. Okey, okey. Tamam. Evet. Keşke Ged olsun. Aha, evet. Allah Allah. Yürüyün kışlaya gidelim çocuklar. Peki. Bir peşliyorum. Develer hala bizim mi? Bizde evet. Mi? Tamam. Bu arada şehrin içinde kaybolan Alvin ve Falin sizi buluyor. Aa. Ay biz onu unuttuk lan onları. Ay, Alvin biz çok özür diliyoruz. Sizi unutmuşuz. Başımıza öyle şeyler geldi ki özür dilerim. İyisiniz değil mi? İki değiliz. 2-3 kere soyulmayı denedik. Kızımı kaçamayı denediler. Ay. Burası manyak bir şehir. Çok. İnanır mısınız bizi de hep kafamızı kesmeye çalıştılar ama. Abi elimi keseme atıyorum. Bir 40 altın çıkarıp adamı uzatıyorum. Ne yap bizde 400 altın var. Bulabildiğiniz en lüks yere gidin. Orada konaklayın. Biz gelene kadar dışarı çıkma. Hatta dur. Belki yeterli olmaz deyip bir 40 daha veriyorum. Abi adam şey diyor. Redoran biraz konuşabilir miyiz? Çok kısa. Tabii. Diyorum geliyorum yanına. Benim pek vaktim kalmadı gibi. Yani bu kral hastalığı belli etmemeye çalışıyorum ama... Bana bir şey olursa kızıma sen bak olur mu? Yani neden ben? Çünkü kaç küçük şey hissettim o gemide binerken, Eolin'le konuşurken. Sanırım doğru olanı hissediyorum. Neyi lan? Okey. Yani sana bir şey olmayacak Alvin. Ama olursa da kızına dikkat ederiz. Abi teşekkür ederim. Kızı bırakmasın. Deyip geliyor. Redoran ne kızı, dedi? Kızı bir dakika, kızın yanına gidiyorum. Hı hı. Kızın adı neydi lan, unuttum. Faelin. Faelin. Bana ihtiyacın olduğu zaman bir tane böyle şey veriyorum. Hı hı. Böyle küçükken Rederik'le birlikte konuşmak için kullandığımız şey vardı. Bir ayna vardı. Hı hı. O aynaya baktığımız zaman birbirimizi görüyorduk. O aynadan. Hı hı. Böyle sadece ikimize özel Rederik'in yaptığı bir büyü. Usta Ged'den ilk öğrendiği büyülerden biri. O kulede eğitim alırken konuşabilelim falan diye. Evet. Yapmıştı bunu. Sadece ikimiz arasında çalışıyordu. Fakat ben birisine verirsem onda da çalışıyor. Direkt şey yapabiliyoruz, konuşabiliyoruz bu sayede. Onu böyle uzatıyorum.
buradan bana ulaş diyorum. Peki. İsmin neydi? Redoran. Çok güzel bir isim. Redoran. Redoran, Repeldum'un ormanlarından çıktık mı? Evet, çıktık. Merak etme. Deyip oynayarak, elindeki aynayla kendine bakarak, oynayarak geziyor kız. Redoran. Evet. Adam ölüyor değil mi? Adam ölüyor. Kızı bize bırakacak. Nasıl sahip çıkacağız ya? Abi ben bir şey demek istiyorum. Su yadigarının elimde, hani olan elimi direkt adamın göğsüne götürüp adamın içindeki hastalığı çekmeyi deneyeceğim. Ol. Okay. Bir dakika. Çok tehlikeli. Kendime değil bu arada. Yok, kendine Eredun. Asla değil. Bu adamı öldürebiliriz. Aynen. Dur Eredun. Koyduktan sonra bir şey diyeceğim. Efendim Teodun. Bir şey deneyeceksin sanırım. Evet. Ben bir şey deneyebilir miyim senden önce? Adama doğru yaklaşıyorum, kulağına şey diyeceğim. Hı hı. Bak. Elinde sonunda öleceğini ikimiz de biliyoruz. Arkadaşım bir şey denedikten sonra senin üzerinde bir şey denemek istiyor. Eğer başarılı olacaksa iyileşeceksin. Ama başarısız olursa erkenden öleceksin. Bunu kabul ediyor musun? Ediyorum, 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 ediyorum. Redoran. Tamam. Önce şu öylese Teodor. Evet. Şu şişeyi çıkar. Hangi şey? Cinli olan. Çıkartıyorum çantamdan. Son dilek hakkımızı Alvin'de kullanın. Ya işler ters giderse? Zaten ölecek. Yani adamın sahip olduğu zamanı gasp etmek istediğiniz emin misiniz? Yani ne kadar ters gidebilir, öldürürüm ki. Sadece hastalığının iyileşmesini dileyeceğiz. Sence? Farklı bir hastalık verirsen olur. Onun hastalığı pek iyileşebilecek bir şey değil. İyileşebilecek olsaydı ben zaten gerekli şeyleri yapardım. Kral hastalığının ne olduğunu biliyor musunuz? Duymuştum sadece ama çok bilmiyorum. Kral hastalığı bu evrene diğer yıldızlardan gelmiş bir hastalıktır. Bu dünyaya ait bir hastalık değildir. İnsanın bedeninde bir çeşit kütle oluşmaya başlar ve o kütleler sağlıklı hücrelere saldırır. Sağlıklı hücrelere saldırdıkça da insan yavaş yavaş gücünü kaybetmeye ve sıhhatini kaybetmeye başlar. Bununla ilgili Usta Yed'in bir araştırması vardı. Teorilerine göre şöyle bir şeylere bakıyor, ne derler? Yere bakıyor. Teorilerine göre çok çok başka boyutlarda neydi? Radyasyon diye bir güç varmış. O radyasyon enerjisiyle sadece düzeltiyormuş. Bizim dünyamızda bu yok. Usta Yed'e göre başka boyutlardan enerji çekmenin yöntemleriyle tedavi edilebilen bir şey. Kralın hastalığına çare yok. Ama istiyorsanız deneyelim. O zaman en azından acı çekmemesini dileyelim ya. Kızı babasını bu şekilde görmesin. Redoran. Evet. Kızı uzaklaştırabilir misin? Ya ben kızı, ben öyle dediğimde zaten burada sizin olmanız lazım. Ben burada bir işe yaramayacağım en azından. Rufail'in elinden tutuyorum. Ben kızı alıyorum. Kızı bir köşeye götürüyorum. Kıza bir hikaye anlatmaya başlıyorum kıza. Senin ismin... Redoran. Senin ismin Redoran. Redoran. Çok güzel bir isim. Repeldum ormanından çıktık mı? Evet. Bak, sana ben 6 tarot kartı ve büyük büyücünün hikayesini anlatayım küçük kız. Gel bakalım. Anlat. Kızı uzaklaştırıyorum. Hikayelere bayılırım. Bir gün bir tane çok büyük büyücü varmış. Silvar'ın soyundan düştüğüm savaşçıyla böyle yavaş yavaş uzaklaşıyorum giderek. Evet. Önceden şu acısını dindirelim, sonra sen son kez dene o şeyi. Tamam. Okşuyorum abi, son hakkımı kullanacağım. Hı hı. Cin.
Neden çağrıldığımı biliyorum. Deneyebilirim istersen. Lütfen. Cin böyle su yadigarına dolanıyor ve iki küçük göz Eredun'a bakıyor. Tamam. Bence yaparız. Deyip adamın göğsüne elimi yavaşça yaklaştırıyorum. Ben de bu sıra dua tanrısına dua ediyorum abi. Abi. 8 ve üzeri cin ve yadigar birleşip adamın hastalığını kendi yöntemleriyle bitirecek. Yadigar dokunuyor adamın göğsüne. Fakat yavaş yavaş adamın böyle diz çöktüğünü görüyorsunuz. Çat çat bir anda. Dayan. Adamın yavaş yavaş gözlerinin ferinin gittiğini görüyorsunuz. Artık canım yanmıyor. Ah, teşekkür ederim Eredun. Diyor falan, gözlerinin feri gidiyor adamın. Artık acı çekmiyorum. Artık dur. Acı çekmiyorum Theodred. Ne oluyor? Canım acımıyor. Theodred. Theodred ne yapmalıyım? Artık canım acımıyor. Alvin. Sakin. Abi en son... Dur sakin ol. Ölüyor mu adam şu an yani? Gözlerinin feri gidiyor. Alvin. Hayır. Artık hayır. Canım yanmıyor Theodred. İşe yarayacak. Eredun. Adamın abi... ayaklarını falan kuma sürüyor yavaş yavaş. Kumu kazır gibi yerden böyle. Artık canım yanmıyor. Abi, Eredun. Son bir revifay deniyorum. Son bir revifay deniyorum. Yapma abi işte. Adam ölüyor yani. Abi yapma amına koyayım. Artık. Acım dindi Eredun. Artık acım dindi Theodred. Acım dindi Zales. Adam böyle yerde can çekişiyor. Benim son acım Faelin. Ona iyi bakın ve Eredun. Efendim. Acımı dindir. Diyor sana bakıyor gözlerine. Adam böyle ağzından salya falan akıyor. Gözlerinden yaşlar akıyor. Abi. Hayır. Yani hayır. Diğer elimle adamın gözyaşlarını sileceğim. Elimi böyle kaldırırken adamın içindeki avucundaki suyu çekeceğim direkt yani. Direkt ölsün diye. Adamın göğsünden vücudundaki tüm suyu aldın abi. Bomboş bir beden, suya sarılmış bir ruh toprağın içine yavaş yavaş serpildi. Theodred, yapmamız gerekti. Yapmamız gerekti. Bu arada kız böyle bakmaya çalıştıkça olay sürecinde ben sürekli elimin kafasını böyle şey yapıp... İsmin neydi? Altı tarot kartı. Sil. Evet. Sil. Sonra da Silver'ın soyundan. Baba. Dur kızım. Redo. Silver'ın soyundan Redo. Gelenler. Silver'ın soyundan gelenler. Redo. Dünyayı Redo. Kurtarmışlar. Tamam mı? Dünya Redo. Kurtulmuş. Zales. Adamın cesedini buradan al. Redo'nun. Çabuk. Redo'nun. Abi adamın cesedi alıyorum. Theodred kıza ne diyelim? En azından büyüyene kadar. Tamam, tedaviyi bulmaya. Ben evet, şey yapıyorum evet. Size. Evet. Size arkam dönük bir şekilde ben ufakla gemiye götüreceğim. Siz baba için uygun bir şeyler yapın. Sonra burada buluşuruz diyorum. Doran babam orada değil mi? Evet. İsmin... Merak etme. Senin ismin, senin kardeşinin ismi Rederik. Pastiktir. Evet. Duymuştum, hatırladım. Hatırlıyorum Rederik. Yürüyor böyle yere bakarak. Söylemiştin köprüde. Ama unutuyorum. Bazen daha çok unutuyorum. Redoran.
bazen çok unutkan oluyorum. Babam ama asla kızmaz. Yani şey, Repeldum ormanlarından çıktık mı? Evet, Repeldum ormanlarından çıktık. Merak etme. Baban bizimle birlikte uzun bir yolculuğa çıkacak. Senin baban bir kahraman. Şu hikayede anlattıklarım gibi aynı. Şimdi seni gemiye geri götürüyorum. Orada dostlarımız var. Dostlarımız sana yardımcı olacak. Merak etme. Rederik de orada. Rederik de bizimle birlikte. Hadi gel. Hadi gel. Baban bizimle. Merak etme. Elinden tutup gemiye götürüyorum. İsmin neydi? İsmim Redoran. 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 Babam nerede? Ben sürekli böyle gemiye götürene kadar tekrar ediyorum her şeyi. İstedik bir şekilde. Baban bizimle yolculuğa gelecek falan diye böyle işte. Şimdi seni gemiye götürüyorum. Sonra tekrar soruyor falan. Tekrar aynı şeyi söylüyorum. Çok güzel çocuklar. Evet çocuklar. Yakmamız gerekiyor dedim. Gömemeyiz. Hastalık. Şehrin ortasında da yok. Abi adama bedenini alıyorum. Sırtlıyorum direkt böyle. Şehir dışına doğru götürüyoruz. Götürüyorum yavaşça. Ben de gidiyorum. Tena bir köşe. Zales. Ben de gidiyorum. Ya ellerimden ateş çıkaracağım ama yani böyle de... Bir konuşma. Çalı çırpı bir şey var mı? Zales, çalı çırpı bulur musun? Kela. Abi etraftaki o palmiyelerden falan toplamaya çalışıyorum. Herkes... Ha, neye inanıyorsa ona dua etsin. Alvin. Fali'nin babası. Seni çok tanıyamadık ama... Güzel yürekli, güçlü bir adamsın. Kızın için dünyaları açtın. Hastalığına yenilmedin ve iyi bir dost oldun. Ölümünde huzur bulasın deyip küçük bir toprak parçası üstüne bırakıyorum. Eradın. Alvin. Fahalini sanki benim için Angoras'mış gibi koruyacağım. Sana söz veriyorum. Doğruluyorum. Zales bir şeyler demek ister misin? Zale sadece sessizce bakıyor. O zaman abi çalı çırpıyı ellerimle tutuşturuyorum. Yanan bedenin yavaş yavaş kül oluşunu izliyorsunuz. Aklınızda yankılanan sözler. Hey beyim Eredun değil mi? Theodred evet. Bizi Repeldum'dan Yuvark'a götürebilir misiniz? Repeldum'dan gitsek bile. Merhaba. Ormandan çıktık mı? Repeldum'dan çıksak yeterli. Repeldum ormanlarından geçtik mi? İsmin ne? Theodred. Çok güzel bir isim. Yuvark'a gidecek miyiz Yuvark'ta? En azından daha güvenli bir yer. Ben geliyorum ya. Gemiye gidiyorum abi. Böyle şey. Helgeven'i buluyorum gemide. Helgeven gemide böyle eski bir bez parçasıyla elinde bir mürekkep bir şeyler yazıyor, çizim yapıyor böyle. Helgeven, senden bir şey istemem lazım. Tabii ki Redoran. Faelini biz gelene kadar burada tutup korur musun? Ona biraz öykülerinden anlat. Böyle kızı biraz uzakta tutuyorum falan böyle. Ona biraz onu biraz meşgul tut. Öykülerinden anlat. Biz geri döneceğiz. O gelene kadar onu koru canın pahasına, tamam mı? Peki merak etme. Koruyacağım. Bir şey mi oldu bu arada Redoran? Yüzün pek bir asık. Alvin'i kaybettik. Alvin'in dondu kadın geldi. Bir anda böyle yani hani donuk bir ifadeyle bakıyor. Bize failin artık bizim sorumluluğumuz, ona bakmamız lazım. Tamam mı? Peki. Biz geri geleceğiz. Failin
Helge benle birlikte kal. Tamam mı? Peki. Aynaya bakıyor. Peki. Şey. Acil bir şey olursa aynadan benimle konuşabilirsin. Olur. Olur. Hadi bakalım diye kafasını böyle okşuyorum. Bana birkaç hikaye anlatır mısın? Helge ben. Tabii ki anlatırım. Geç bakalım. Ben gemiden iniyorum. Gemiden indikten sonra böyle bir tütün sarıyorum. Repeldum'dan çıktık. Repeldum'dan çıktık. Diyorum, yanlarına geliyorum. Evet. Yaptığınız iyi bir şeydi. Eğer bunu yapmasaydınız Alvin aylarca yatalak bir şekilde kalabilirdi. Küçük bir kızın böyle bir şey yaşaması. Evet, galiba gerçekten de. Ne yaptınız bedeni? Yaktık. Güzel. Yakmak zorunda kaldık. Onu acılı bir 6 aydan kurtardınız. Yapacak bir şey yok. Hadi çöle iblisini bulalım. Peki kız ne olacak? Bize böyle devam ederse. Kız artık bizim sorumluluğumuzda. Kızı onu bir ara kendine Eylül'e bırakabiliriz belki. Belki. Felaket bizi bırakmıyor Redoran. Hayır hayır. Zales o bir yetim değil. Onun bir ailesi var. Biziz. Evet. Onun ailesi biziz ama şu an kurayabilecek durumda değiliz. Hey. Hayır. Ben hayatta olduğum sürece failini koruyacağım. Şu an benim için Angoras gibi bir dal. Redoran. Kadar tehlikeli işleri bulaştığımızı fark et. Eğer yanımızdaysa failini korumak için canımı veririm. Ama bazen bu yetmeyebilir. Onu güvenli bir yerde bırak. Güvenli dediğin yer neresi? Bunu hepimizin sinirleri bozuldu. Bunu tartışmamıza gerek yok. Alvin son ölmeden önce bana emanet etti failini. Ben sorumluluğunu alırım failinin. Zaten hiç çocuğum da olmadı. Gidelim. Gidelim. Develere biniyoruz. Gidiyoruz kışlaya doğru. Evet evet çölbüsüne doğru gidiyoruz. Bir kışlanın önüne geliyorsunuz böyle. Eski bir kışla. Askerler falan duruyor önünde. İki tane gardiyanı var. Selam. Selamlar efendim. Ben Theodred, Bergen valisi. Bu yanımda gördüğünüz Redoran. Bu yanımda gördüğünüz Eredun ve o da Zales. Neden buradasınız efendim? Komutanınla görüşmeye geldik asker. Dostane duygularımızla. Peki. Çağat, mızraklar kalktı. İlerliyoruz. Geçiyorsunuz askerler falan bir han gibi bir yerde bir şeyler yiyor içiyor. Geçiyorsunuz eğitim kumları var, kumların içinde dövüşen askerler. Geçiyorsunuz adamın olduğu yere varıyorsunuz. Herif dış tarafında, kışlanın dışında böyle bekliyor. Biraz daha abi. Kum tarafında, kumlara doğru duruyor uzakta tek başına. Bir asker var mı etrafında? Kimse yok. Tek. Yanına yavaşça yaklaşıyorum. Beyim, uzaktan bağırıyorum. Duysun geldiğimi. Beyim. Hey. Yanınıza yaklaşmak istiyorum konuşmak için. Buyur. Geliyorum. Beyim, öncelikle kendimi tanıtmama izin verin. Ben Bergen valisi Theodred. Arkadaşlarım Eredun, Zales ve Redoran. Sizinle görüşmek için çok uzaktan geldik. Evet. İzninizle bir yerde oturup bir şeyler konuşmak isterim. Tamamen dostane. Tamamen dostane. Dostane şeylere, duygulara ayıracak vakit kalmadı dünyada. Hala... Biliyorum. Bundan haberiniz yok mu? Biliyorum. Ama dostane demesek bile en azından savaşma niyetimiz yok diyelim.
Belki. Çık, kuma oturuyor abi. Ben de oturuyorum lan. Attım şeyi. Oturdum. Direkt gözlerine bakıyorum. Yüzü kapalı. Değil mi? Hı hı. Beyim, namınızı çok duyduk. İzin verin arkadaşlarım da gelsin konuşmaya. İzin verir misiniz? Buyursunlar. El yapıyorum böyle gelin diye. Yaklaşıyorum. Teodet'in sağ yanına oturuyorum direkt çömülüyorum. Sol yanına da ben oturuyorum. Beyler kendinizi tanıtın. Size ne diye hitap etmemizi istersiniz? Eredun'u parmağıyla gösterdi şöyle. Çok hafif bir şekilde. İsmin nedir? Eredun. Kızıl omuz Eredun. Kızıl omuz. Kızıl omuz. Demek kızıl omuz sensin. Peki. Elindeki ateş yadigar sanırım. Doğrudur. Evet. Redoran. Bir değeri var mı? Buradayım ya, buradayım. Benim için değeri çok. Gerekirse yadigar için adam öldürür ve ölürüm. Yani geri altınla bir alınacak bir şey değil. Kesinlikle değil. Peki. Zales kendini tanıt. Ben Zales. Doğa rahibi. Pek doğa rahibine benzemiyorsun Zales. Doğru. Yakın zamanda bu yolu keşfettim. Redoran. Bir dakika. Zales. Değil mi? Doğru. Yakın zamanda keşfettiğini söyledin. Önceden ne yapardın? Savaş rahibiydim. Daha önce bir savaş rahibinin doğaya tutulduğunu duymamıştım. İlginç. Nerelisin Zales? Uzakta, pek adı bile bilinmeyen bir köyden geldim. Ne kadar uzakta Zales? Toprak, çok uzak. Horus'ta. Horus. Bir yetim misin Zales? Evet. Anlıyorum. Redoran, kendini tanıt. Ben Yeşil Redoran. Bir büyücüyüm. Yakın zamanda büyük bir keder yaşadık. O yüzden biraz kafamız dağınık. Keder hayatın her yerinde yok mu zaten? Hatta evet. Oturduğum bu topraklar. Acaba kaç canın üzerinde oturuyoruz? Ben de ailemi uzun zaman önce kaybettim. Bir yetim bile sayılırım her neyse. Benim lafa girmeme... Evet. Öyle doğruyuz. Senin yardımına ihtiyacımız var. İçimde pek bir his ya da duygu kalmadı. Eğer bana yeterince altın verebilirseniz... Size her türlü yardım edebilirim. İblis ben, sadece paraya çalışır. Ben altın değil ama daha değerli bir şey ortaya koymak ve senin ve ordunun yardımını almak istiyorum arkadaşım Theodred için. Peki ne vereceksin? Şeyi çıkartıyorum. Ruhu yadigar çıkartıyorum. Ben böyle Redoran'a bakıyorum. Redoran'a bakıyorum ben de. Şöyle bir ne yaptığımı biliyorum gibisinden bir bakış atıyorum herkese. Önüme deniyorum tekrar. Adam böyle iki parmağını uzatıyor. Ama şey belli yani zaten bakacak. Tabii bir şey yapmıyorum. Almak istiyor ruh yadigarını. Kazanırsan... Bu aynı zamanda bir lanet ama aynı zamanda çok büyük bir aile kazanacaksın. Ruh yadigarının çok güçlü olduğunu duymuştum. Yani... Evet. Yanında getirdiği kederi de bilirim. Yadigarlar hakkında bir av hikayem oldu. Birkaçını ele geçirdim, birkaçını sattım.
Ama o sekizinciyi bulamadım. Neyse, elindeki yadigar. Karşılığında kaç asker istiyorsun? Bütün askerlerini ve seni istiyoruz. İhtiyacımız anında geleceksin. Fakat yadigarı sana vermiyorum. Yadigar adına benimle bir oyun oynayacaksın. Eridun 8 dedi, duydun mu? Eğer kazanırsak... Duydum. Bizim çağrımıza ihtiyacımız olduğunda cevap vereceksin. Eğer kaybedersek yadigar senin. Peki, kabul ediyorum. Fakat... Bu konuşma ve bu anlaşma sadece ikimiz arasında yapılacak. Kabul ediyor musun? Arkadaşların tek kelime etmeyecek. Şu an arkadaşlarına konuşmayı yasaklayacaksın. Sadece bu anlaşma esnasında. Kabul ediyorum. Anlaşmayı bağlamak isterim diyorum. Hı hı. Küçük şeyimi çıkartıyorum. Hançerimi çıkartıyorum. Evet. Bileğimden ufak bir kesik alıp kuma kan döküyorum. Kanınla bağlan bana. Adam kendi bileğinden bir şey kesiyor. Kan damlatıyor kuma. Okey, tamam. Yapacağımız şey şu. Çantamdan şey çıkartıyorum. Küçük böyle bir satranç şeyi çıkartıyorum. Hı-hı. Gargan satrancı. Biraz daha farklı bir satranç. Böyle daha farklı taşları falan. Onu böyle ortaya koyuyorum. Benim Vergan satrancı bilir misin şöyle bizi? Bilirim. Eğer Vergan satrancında beni yenebilirsen yadigar senin. Ben seni yenersem o zaman bana bağlanacaksın. Karşılığında hiçbir şey alamayacağım bir yardım. Bu yalan söylemek olur ama bu anlaşmayı şöyle değiştirmek istiyorum. Bu Vergan satrancını, bu lanet kumarı, şu ateş yadigarı olan herifle oynamak isterim. Dönüyorum Eredun'a. Tek şartım bu. Başka hiçbir şeyi kabul etmeyeceğim. Yasak konuşmanız bu arada. Kan bağı kurdular. Okey. Ben kalkıyorum önünden. Hı hı. Eredun'a yer veriyorum. Evet. Kan bağı şöyle söyler. Eğer oturup benimle oynamazsa bu kumarı kazanmış sayılacağım. Abi kalkıyorum ama çok sinirli bir şekilde oturuyorum oraya. Şu an konuşabiliyor muyum? Şu an konuşabiliyorsun. Eredoran. Ağzımıza sık. Devam. Oynanan her oyun, her taş, her hamle, çöl iblisin... Önce bir şey diyeceğim ama. Evet. Tabii. Beyim. Vergan satrancı oynamayı bilmiyorum. Onun yerine birebir dövüşmek isterim. Sizin için uygun mudur? Seni yenemeyeceğimi biliyorum. Neden seninle dövüşeyim? Vergan satrancı oynamayı bilmiyorum. Bu bir kan bağı anlaşması. Redoran'a dönüp bakıyor. Orada biliyorum, yalan söylüyorum. Yani... Eredun'a oynarken yardım edebilir miyim? Edebilirsin. Tamam. Evet, ne yapacaksın? Abi Redoran'ın söylediklerini dinleyeceğim. Düşünmüyorum bile. Satranç hakkında hiçbir şey düşünmüyorum. Sadece Redoran bana şuraya koy diye fısıldayacak, evet. Oraya koyacağım. Okey, oturuyoruz yan yana. Çöl iblisinin önüne. Ve bir şey yapıyorum. İlk sen başla çöl iblisi. Alıyor abi bir taşı, ileride bir konuma koyuyor. Ben de Eredun'a fısıldıyorum. Şöyle baş düşme. Allah'ım. Dediğini yapıyorum. Eredun dediğini oynuyor. Fakat hamleler hamleleri götürüyor ve
çöl iblisi öne geçiyor. Sizde sıra tekrardan. Abi Redoran'ın kulağına bir şey söyleyeceğim. Redoran, ben kumar tanrısı tarafından lanetlendim. Asla bir oyunu kazanamam. Anasın. Demek istediğimi anladın mı? Kumar tanrısı ne oğlum? Zamanında size söylemiştim. Hayal kırıklığını bir yaşlı adamla kumar oynayıp kaybedip parmağımı vermediğim zaman yaşadım diye. Parmağımı vermeyi reddettikten sonra ortadan kayboldu ve gözlerimin içine bakıp kahkaha attı. Bir daha asla kumar oynama. Çünkü şans senin yanında olmayacaktı. Vergan satrancı bir kumar değil. Vergan satrancı akıl ve içgüdüyle oynanan bir oyun. Merak etme. Ben varsam Vergan satrancı kumar değil. Kazanacağız. Sana güveniyorum. Deyip, evet. Redoran ne diyorsa devam ediyorum abi. Redoran oynuyor şu an. Ve iblis oynuyor. Yenilmek üzeresiniz Redoran. Redoran. Böyle gözlerimle gösteriyorum. Ne gösteriyorsun? Atı gösteriyorum. What? Atı oyna demek istiyor yani abi. Fısıldayıp. Teodet atı işaret ediyor galiba. Atı oynuyorum. Atı oynuyorsun. O da aslını yana doğru çekiyor. Ve bu at hamlesiyle durumu eşitliyorsun. Ah. Oh. Çöl iblisi bir hamle böyle yapıyor. Evet, sende hamle sırası. Tekrar Theodore'a bakıyorum. Vezirini gösteriyorum karşı tarafı. Açıkta. Vezire oynuyorum. Wow. Bu vezir hamlesi uzun bir açılış. Açılıştan sonra çöl iblisi bir anda ayağa kalkıyor. Aramızda gerçek bir Vergan kraliyet soyundan biri var. Öncelikle yalan söylediğinizi zannetmiştim deyip tablayı yıkıyor. Devam etmiyor oyunu. Ne oldu? Kazandın. O zaman bundan sonra çağrımıza kulak vermek zorundasın çöl iblisi. Adam gülüyor. Bu kadar, daha önce bu kadar eğlenmemiştim. Sanırım yardım edeceğim. Çünkü daha önce bu kadar mutlu olmak için binlerce altın dökmüştüm. Güzel oyundu diyor ve Teodret'in gözünün içine bakıyor. Ve Vergan satrancını hasta gibi oynayan bir adam öğretmişler Vergan'da, krallıkta. Yürüyor böyle. Peki, yardım edeceğim. Ama şunu bilin. Ben ve askerlerim duygusuz, kalbinin olduğu yerde hiçbir şey olmayan insanlar. Bizden geriye hiçbir şey kalmadı. Size sevgi de beslemem kindi. Bir kez çağırdığında bir kez yanında olacak iblis. Başka da bir isteğimiz yok zaten. Teşekkürler. Adam böyle kalkıyor. İblisin suratında minicik bir gülümseme var. Kalkıyor, yerden taşları topladı. Tablanı aldı götürüyor. Tamam, hiçbir şey demiyorum. Onun olsun canım. Evet. Şey diyorum, ben giderken şey diyorum. Bütün bunların hepsi bittiğinde senle tekrar oynayalım ama geliştir satrancını. Sana bakıyor, sana Teodret'e bakıyor. Peki. Peki. Biz hileciler. Deyip devam ediyor. Gidince abi ben böyle bir şey yapıyorum. Oh, kesinlikle ne yaptığımla ilgili hiçbir fikrim yok. Hiçbir şey bilmiyorum. Vergan satrancı da bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Kazandık. Bu sefer ben Redoran'ın yanaklarını alıyorum böyle. İşte bu dostum. İşte bu. Artık küçük de olsa bir ordumuz var. Of, onun Vergan satrancı bilmediğini düşünmüştüm. Oh, yaptığımla ilgili hiçbir fikrim yoktu gerçekten. Tamamen şanstı. Bu tamamen kumardı, öyle değil mi Redoran? Evet ama kazandın. Demek ki lanet çalışmıyor. Bir saniye, kazandım. Evet. O zaman
Böyle gökyüzüne bakıyorum. Bu bir anda Eredun bakıp, şunu anlıyor. şu an bunu anlıyor. Bir lanetin, ruha konmuş bir lanetin belki onun üzerine etki ettiğini, fakat ruhlar bir arada olduğunda koskoca bir lanetin bile kaldırılabildiğini o an fark ediyor. Abi o zaman tekrar betimliyorum. Elimi yakıp orta parmağı gökyüzüne uzatıyorum. Sonra yavaşça geri indiriyorum. Ve Redoran'la Theodred'i alabilecek şekilde böyle kollarımı açıp sarılmayı deneyeceğim. Yine zar istiyorum ama. Bayağı zor bir zar ama atıyorum. Hadi bakalım hangimizin kelle gidecek. Best anime ever yazmışlar çünkü. Abi sarılmaya çalışıyor ama yok. Yani böyle alıyor belinden falan tutuyor böyle bir şeyler yapıyor. Abi, ben anlıyorum. Olsun. Öyle böyle yaparken arkadan şey diyorum. O öyle değil bak böyle yapılır diye. Çocuklar tamam hadi kusura gemiye gidelim. Kusura bakmayın hala kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hadi şu ufaklık karşımıza çıkmadan gemiye gidelim. Ben diyorum Eredun'a. Eredun hani bir lanetin var demiştin ya. Evet. Şu şeye çok üzülmüştün. Küçük geyiğini kaybettim. Evet. Kasay. Abi elimi şeye götürüyorum. Taşa doğru götürüyorum. Taş parlamıyor. Çıkarıyorum böyle bakıyorum taşa. O eski sembolleri üzerinde parlamıyor. Hep parlayan semboller. Eyle Doran. Peki ya şimdi ne yapacağım? Ben bir elimi sol omzuna atıyorum. Mühürde böyle bir mavileşme oluyor ama çok az. Ben de sağ omzuna atıyorum. Abi mühür tamamlanıyor böyle. Ve sen de götünü sik falan. Mühür tamamlanıyor tamamen böyle. Sadece içinde bir şey olması gerekiyor. Onu da Eredun biliyor. Abi şu an mutlu hissediyor muyum kendimi evet, acaba evet. Ya? Kasay, kızım, hadi şu an daha önce hiç hissetmediğim bir şey hissediyorum. Bunun adını ne koyduklarını bilmiyorum. Bunu seninle ilk karşılaştığımda da hissediyordum ama şu an çok daha iyi o. Ne yapacağımı bilmiyorum. Seni nasıl geri getireceğimi bilmiyorum. Son bir kez deneyeceğim Kasay. Deyip taşı böyle okşamaya başlıyorum abi. Hadi lütfen be, hadi be. Bence üçümüzden de bir şey de vardır, artısı da vardır. Evet artı 2, ya. Artı 2 verecektim. Oh güzel. Ay. Kasay. 3 tane artı 2 ise. Kasay'ın gerçekten gittiğini. Peki gerçekten... Çetin'de bir artısı yok mu ya? Tanrılar yardım etmiyor mu? Kasai'nin gerçekten gittiğini ve geri gelmeyeceğini Eredun o an anlıyor. Belki de gerçek sevgiyi bulana kadar. Yüreğinden sökülmüş o abi, sevgiyi bulana kadar. Taşı geri alıyorum. Böyle ağzıma doğru götürüp sımsıkı öpüyorum. Sonra tekrardan cebime atıyorum. Hı hı. Belki bir gün. Ama belli ki o gün bugün değil. Olsun. Kasay gitti ama biz geldik. Belki bir gün Kasay da gelir. Hem belki bir gün biz gideriz. O zaman Kasay senin yanında olur. Kim bilir? Hadi gidelim çocuklar. Daha fazla şey yapmayalım. Ufaklık korkutuyor beni. Atlıyorum deveye ben. Ben deveye binerken kendime şey diye fısıldıyorum. Belki bir gün biz ölürsek o boşluk dolar Eredun diyorum kendi kendime. Oy. Duyuyor mu Eredun bunu kendi kendine? Yok kendi kendime tamam. Fısıldıyorum. Ama ben de deveye biniyorum. Abi nereye yolunuz? Gemiye. Abi gemiye doğru gidiyorsunuz. Kıyıya doğru. Yavaş yavaş kıyıya yaklaşıyorsunuz. Çöl toprakları bitiyor. Kıyıda geminin yanaştığı topraklarda kenarlarda işte liman gibi daha çok sert kayaların olduğu yerler var. Yani her yer kum değil. Hı hı. O çimlerin üzerinde falan biraz yürüyorsunuz. Tamam. Develeri burada bırakalım. Yine kanat sesleri. Ama bu sefer çok yüksek. Ne oluyor? Yanınızdan bir adam geçiyor böyle. Adam yukarı bakıyor. Bir balıkçı.
Gördünüz mü? Birazdan aşağı inecek. Kim? Pod. Pod. Şu. Böyle bakıyorum. O kadar ne uzakta görüyorum? Ki göremiyorsunuz. Yavaş yavaş yaklaşan bir şey var. Kocaman nedir? Bir şey. Ne geliyor size lan? Doğru yaklaşıyor. Kanatlar çırpılıyor. Çat, ne renk? Çat. Ne renk? Abi. Siyah bir şey böyle. Ha. Ve gelen şey yanına indiğinde balıkçının yaşlı bir adam mektuplar dağıtıyor. Ha? Bu bir kurt kargası. Kurt kargası. Ananı. Bu bölümümüzün sonuna geldik. Mesajı kurt kargası sırtındaki yaşlı adamla beraber balıkçının yanına indi. Bakalım bir sonraki bölümde karakterlerimizin yolları ne olacak? Nereye gitmeyi seçecekler? Ne yapacaklar? Son böyle hani şey etkilemeyecek kurt kargasıyla konuşmak vesaire değil de. Yok, hiç söyleyecek bir şey. Orada duracağım. Bakıyorum. Ben de abi bakıyorum. Ben de bir şey söyleyeceğim. Bugün en güzel bölümlerden biriydi bu arada ya. Evet ya. Vay be, çok dolu bölümdü lan. Ya ben kötü oldum ya. Yani nerede başladık? Savaşta başladık. Savaşta epik anlar yaşandı. Ağladım bu arada. Özür diliyorum ama. Evet evet, ben bir noktada o kızın hikayesinde RP yaparken falan konuşamayacaktım yani. O derecede çıkırma, sonra çıkırma da ağlama yaşadım yani. Sonra kızın babasının hikayesi, sonra evet, kahvedeki o kelle almamız, sonra en son çelibrisini. Neymar amına koyayım falan. Sonra Neymar. Ne bölümdü ya. Çok acayip bir bölümdü. Ben bir garip hissettim ya. Özellikle Fail ve çelibrisi anında. Çölümüzünün savaş için Zales'e özel ilgi göstermesi böyle konuşması. Abi ben şey giremedim o sıra. Yani giderken son kez Zales de ona baktı yani bir yine. Ve Çölüblisi'ne mesela şu çok ilginç oldu. Abi işte bak, oyun ne kadar değiştiriyor. Biz Çölüblisi'ne bayağı hani tehditkar gidecektik aslında. Yani, ama öncesinde ya yaşadığımız... Aklıma geldi ama öncesinde yaşadığım şey bizi o kadar etkiledi ki böyle sakin sakin oturduk konuştuk herifle falan. ERP bölümü, işte Redora'nın sevişmesi, Theodoret'in, bana bak Theodoret'i artık pezevenklik de yaptı kral olarak. Abi harbiden çok yoğun bir bölümdü ya yani. Ben... Abi şey ne kadar ilginç değil mi? Mesela benim savaş ben kaybettim planımda... Kaybettim lan kendimi gerçekten. O konuşma tutmasaydı ben o tayfayı intihar görevine yollayacaktım ve o kadar değişti ki mesela Helgeven'le Redoran sevişti falan. Helgeven işte failine bakacak bundan sonra. Belki de Helgeven çok önemli bir karakter vesaire. Yani bir sürü şey var. Ama yani üzgünüm bu arada. Hani onları patlatsaydım chat bana çok kızacaktı. Ama 2000 çocuk mu? 4 tane işte yarım at adam, kolsuz adam mıydı? Onu seçmek zorunda kalmıştım. Neyse ki konuşmayla. Aslında Vergan'a da haber göndermiş olduk. Ordu arasında huzursuzluk yaratmış olduk. Çölüblisini yanımıza aldık bir şekilde, bir kereliğine de olsa. Kuneş'i serbest bıraktınız. Kuneş'i serbest bırakmadık lan. Kesinlikle bıraktım. Ben bıraktım. 21 saniye. 21 saniye konuşun yeter artar hani. Hikaye ilerledikçe hani daha çok şeyler birikiyor ya, ben duygusal olarak yıpranmaya başladım artık resmen yani. Karakter falan da çok yıpranmaya başladı. Şeyde bile kötü Redoran, bir şey diyeyim mi? Ben biraz bilerek yapıyorum bu arada. Çünkü kişi olarak Eren, Zade ve Tolga bu duygusal yükü kaldırabilecek şeyde değiller. Yani çok ağır. Ben şey olarak da değilim. Mert Günhan olarak da değilim. Bilmiyorum, bugün ciddi çok kötü hissettim oğlum yani. Diğer oyunlarda da çok üzüldüğüm sahneler oldu.
bugün ciddi ciddi yani yayında ağlayacaktım falan. Mikrofonu falan kapattım bir noktada. Herifi öldürdük falan acısına son evet, vermek evet. için tabii yaktık. Şey yani, olayım. 8. Yadigar dedi şöyle. 8. Yadigar var. 200 Vergan askerinin ölüme gelmesi var sırf komutanlara emretti. Ne kadar çok olay oldu ya. Çok oldu ya. Eren, oğlum şeyde bile duygulandım. Kanlı mendil gitmedi ha. Kanlı mendil gitti. Gitmedi komutan abi. Öldü. Gitmedi öldürdük mi? Ya komutanı. Ağzını ama haber gitti tabii. O, onu gördü askerler o saniye. Söyler mi söylemez mi orası? Söyler. Askerler. Söyler lan askerler direkt Teodoret geri döndü diyecek. Şeyde bile duygulandım lan. Bana sıfat takmak zorunda değilsin. Dostum da yeter. Redoran'a böyle yap. Abi. Ulan ne bölümdü ya. Acayip bölümdü gerçekten. Baya ağır bölümdü ya. Çok benim. Teknik aksaklık yaşadık. Özür diliyoruz. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı. Elektrik gidiyor bilmem ne. Ama 4 parça da yaptık. Ben onları part part isimlendireceğim ama yarına kadar zaten Alp onları ya bir şekilde 2 günde de olsa 1 günde de olsa birleştirip tam şeklinde YouTube'a da atılacak. Metancığım, Alp'in YouTube kanalını spamlarsan orada kesintisiz şekilde izleyebilirsiniz. Belki 5-10 saniye droplar yüzünden kayıp olur. Ama yayın geçmişten derinden de izleyebilirsiniz. Ben onları part 1 part 2 diye yapacağım. 15 dakikada hazırlanmaya çalıştık falan filan. Çok hakikaten aşkla bağlı olmuş. Çok muhteşemdi bu arada. Telaş yani. Mükemmeldi arada ya yani. Birçok şeyden daha iyi krizanı yönettik bu arada. Birçok işte şirket oluşumdan falan. Evet evet. Anladınız zaten. Bu arada o zaman hazır daha seyirci dağılmadan duyurumuzu yapalım. Günhan Bey sizdeyiz. Şimdi gelecek şey ne zaman? Gelecek Efenişer gelecek cuma mı tekrardan? Evet. Evet. Bitti mi bitmedi o zaman. Yarın gece 12'de benim kanalımda bu ekip Solitaria'da yeni bir maceraya başlıyor. Boom. Evet. Ve küçük bir böyle şey verebilirim. Ne derler? Ve bu bir kerelik bir macera değil. Uzun bir macera olmasını planlıyoruz. Biz Alp'le birlikte çok kafa kafaya verdik. Ekiple birlikte çok kafa kafaya verdik. Ehveni Şers ile ufak değil de söylesem mi bilmiyorum. Neyse. Yani iki hikayeyi de çok dikkatli takip edin. Solitaria'nın yeni hikayesini çok dikkatli takip edin. Ehven-i Şers'i zaten izliyorsunuz. Dünyalar belki günün birinde bilmiyorum birleşebilir. Ve sıfırdan evet. başlayacağız. Yani hiç izlemeyenler biz Solitaria bilmiyoruz demesin. Orada evet. da öğrenebileceksiniz. Biz hiz bilmiyoruz mesela evet, sıfırdan evet. gideceğiz. Benim chat'imde bilenler var şu ana kadar Solitaria hikayesini. Ama hani şeyler bilmiyorum. Şurada büyük şans. Bu parti bilmiyormuş Solitaria'nın hikayesini. Onlar tekrar keşfedecekler dünyayı. Sizin de bilmenize gerek yok. Onlarla birlikte keşfedeceksiniz yani. Yarın 12'de benim kanalımda Solitaria olacak. Ay. İki kere ilkinde bu arada neden ağladım gibi ağladım biliyor musun? O konuşmayı yaparken biraz böyle çok gaza geldim, çok titredim. Konuşmadan sonra askerlerin vazgeçmesi ama diğerlerinin ölüme gelmesi ve o şey sahnesi. Fırlat. Anladın mı? Yani öldür. Yani 200 kişiyi ölümüne biliyorsun aslında emir kulları. Bir de sonra Alvin. Yani orada da muhteşem bir combo yaptık aslında. Yani o evet. kadar yıkıldık ki ağızlarına sıçtık 200 kişi. Dokunamadılar bile bize. Tabii. Alvin alevli şey işte. Neyse şey ben kendi karakterim açısından Theodoret'in en azından biraz vasıfını gösterdiğini düşünüyorum. Alp chat'e bakıyor musun? Bakıyorum. Okey. Başka neden? Bir şey demeyeceğim. Bilmem bir göz gezdir istiyorsan chat'e. Ben de gördüm bu arada. Neyi ya? Bir şey de aynı şeyse. Yani. Hiçbir şey demeyeceğim. Hiçbir şey demeyeceğim. Ben de gördüm. Ben de gördüm. Okey. Reddit'e de şeylerinizi bekliyoruz. Gördük demesin. Reddit'e de bekliyoruz. Reddit'e mimler yağdırılsın ya. Efendişas çok... Ne gülüyorsun be adam? Reddit'e. Reddit'e bekliyoruz. Reddit linkini atmışlar zaten. Bugün en son abonemiz vardı. Drone Life. İkinci ayını kutlamış. O zaman bedava izleyebileceğim şeyi niye destekleyeceğim diyen hıyarlara inat. İkinci ay gelsin demiş. Eyvallah. 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 Ne kadar emek verdiğimizi zaten siz görüyorsunuz. Destek olan herkese eyvallah. Kralınız sizi seviyor. Ben Markus. Ben Markus. Bir şey diyeceğim. O zaman şey şöyle. Ben kapatmadan, bir şey diyeceğim. Şöyle bir şey deneyelim mi? Ehveni Şers fanart yarışması yapalım mı? Çok iyi olur. Çok iyi olur. Mimler dahil değil mi? Tabii.
dahil. Tamam. Dahil olsun. Okay. Reddit. Reddit'e gelsin. Tamam. Ödül çok, ne? Çok ödül spamla meta olarak NPC olarak bir karakteri dünyaya sokalım. Tamam. Kişi oo, kalıcı olarak dünyama giriyor. Evet, tamam. bir bölümde belki karşılaşırız, belki karşılaşmayız. Bakalım. Süper olur. Tamam. Ya belki bir yemek sepeti kodu da veririz ya. Vermez miyiz? Yo, veririz canım. Tabii canım. Yemek sepeti kodu artı evrende NPC olmak. Evet. Ya da birinci yemek sepeti. Ya da işte bir eşya olur falan gibi. Olabilir. Revify'ı aman at abi. Senin o Revify'ı. Ben birinciye Revify. Adam Revify'dan dolayı mı öldü bu arada? Yoksa evet. Direkt gidici miydi? Ya Tolga bak. Hayır adam ölüyordu canım. Aniden öldürdü Revify'la. Ha, daha iyi o zaman. Bu sefer işe yaramış. Azeri için düzgün çalışaydı. Oradaki hamlem nasıldı lan? Geri al her şeyi, yoksa sıçmıştık ha, Kuneş çıkıyordu. Kuneş var ya abi, bu 21 saniyede tahminimi söyleyeyim mi size? Bunda ya Mitan, büyücüler bunu büyü gücüyle falan zapt ediyor. Pıt, o gittiği an direkt duvardan uçarak falan çıkar herif yani. Bunlar koyar durdu. Orada hani ne? Şu an yüzüyordur böyle. Orada bin süvari falan dinlemez yani. Bu arada benim o dandik savaş çizimim falan yalan oldu. Abi savaş taktiklerime bakar mısınız? Bunu nasıl ekrana gösterebilirsin atmanın bilmiyorum ama. Discord'dan. Ben de savaş sahnelerini vereyim abi. Tek tek mancınıklara gidişler, şunlar, bunlar. Abi şu savaş sahneleri mesela işte gökten yağan şeyler. Theodred belki 18 ve üzeri atar da dragona dönüşür, süvarileri yakar. Eredun şeyin içinde belki çıldırır, demon formu açar. Bunlar hep bu yüzden. Şehir 5 yanmış. gündür şöyle çalışıyorum. Ha bunu da of. Of. Yani neler koymuş. Vardı. Ve yani herkesten saklamaya çalıştık. Ve hiç bana hint vermedi. Dedim ki Alp, yani 5 gündür uyuyamıyorum oğlum. Bana bir DM yardımı. Yok dedi abi, çok tarafsız olacağım. Belki ölebilirsin bile. Yani sen bilirsin dedi. Attım abi şeyden. Discord'dan. Çok kötü çizimler ama yani 5 gün bir 4 kere değişti taktiğim. Bu taktik çalışacaktı da eğer savaşa gelselerdi de. Yani ben öyle düşünüyorum. Ama kanlı bir savaş olacaktı. Kanlı bir savaş olacaktı evet. Kıyım olacaktı yani. Yani şehre giremeyeceklerdi ama. Şehirde bir çok kıyım. Bergam'dan da rahat bir sekiz falan biçecekti. Çalıştık. Neyse ki gerek kalmadı. Konuşmayı da bugün bir saatte arkaya müzik açığa duygulana böyle okuya. Güzel de o sahneyi ediyorum izleyeceğim. Ya, gerçekten. Yani beğendin mi konuşmayı? Sen duymamıştın, yayında duydun. DM'i yenmek o oluyor işte. O kadar savaş sahnesi hazırlıyorum. O kadar savaşa, aksiyon, sizi kandıracak hamleler. Bir sürü iş, bir sürü şey hazırlıyorum. Öyle bir şey ki DM'i yenmiş oluyorsun orada. Neyse. İRP kağıttan üstündür abi. Ay. Güzeldi. Arada ben chat'e bir şey demek istiyorum. Bilgisayar sahnelerde bu adamlar bazen ağlıyor, duruyor. Bana ciddi diyorsanız hep. Ciddi modum olabilecek en modum zaten. Karabüyü kitabına şey bak yaptım. Diyen var. Karabüyü kitabı hakkında bilgi sahibiyim bir ara araştırdığım için uyku öncesi. Fakat sonuçları çok ağır arkadaşlar. Yani Theodred bir kral olarak onu kullanmaz. Kullanırsa da yani Redoran'ı gözlerinin önünde paramparça ediyorlar falan sahnesi belki. Hani ya da işte Zales'e bacaklarını sokuyorlar falan, öyle bir sahne olur. Anca yani çünkü çok kötü. Bir de bacaklara girdi, hadi bakalım. Çünkü çok kötü. Namor'un hikayesi. Aa evet. Mesela şu an hatırladığım bir cihaz, alet var elimizde. Kullanmadım. Namor'un pusulası. Aa. Evet. Bizi Yadigar'a götürmedi. Gerçi Yadigar'la Helgen aynı doğru. Tam olarak ne istersen orayı mı gösteriyor bilmiyorum. Belki yani. Tek Yadigar ne acaba? Ben ona bayağı mesela kafam takıldı. Yüksek ihtimalle ışık falandır bu arada. Bir tek ışık yok çünkü. Hava? Hava var. Azahar'da. Az siktir. Benim ağzımı açtırmayın, her şeyi öpeceğim şimdi yanlışlıkla. Eredun karakteri biliyor da. Az böyle silah tutuyor değil mi? Ya havanın orada olduğu tamam, çok da şey değil. Yani şey olmaz. O aslanı binek olarak istedim bu arada. O yüzden sevdim, kolumu feda ettim ama. Chat çok ilginç ya. Allah Allah. Takip ediyorlar sanırım Günhan ya bayağı.
Yok, takip etmelerinden öte ilginç şeyler yazdılar. Bakalım. Hı. Ya bu kadar kapatıp açmaya... Yuh, kapatın kadar... yayını kapatın. Kapa kapa harbiden kapa. Yayını kapa. Ne oldu lan? Kesin chatten biri çok nokta atışı yaptı. Hayır. Tamam gerçekten. Susun oğlum hayır, ya. Hayır. Hayır yapmadı da. yapmadı da. Böyle devam ederlerse bulacaklar hayır, falan. Tamam. Ya her şeyi tahmin ettikleri için her şeyi yazıyorlar. Oradan biri doğru çıkıyor kesin. Ama tamam öyle yok. Söylemeyin. Ben yok daha doğru bu arada. Bu arada yani... Bu kadar kapatıp açmamıza, sizi yarım saat falan bekletmemize rağmen 300 kişi hiç chat'i bırakmadı. Eyvallah. Allah teşekkürler ya. Yarın da 12'de Solitaire'dayız. Başka karakterler. Tam da kral gazı almışken yarın bir anda böyle yarın sıfırdan başladı. Bir köylü oldu aklın başına gelsin. Ha, bu arada şunu duyuralım. Bugün Pelin demiştik ama Pelin'in yayın açması gerekiyordu. O yüzden haftaya beni yazın. Full olayım dedi. Yarın full time bizde olacak Pelin. Haftaya pardon. Haftaya cuma Pelin de katılacak. Onun karakterini bilmiyorum Alp nasıl yapacak ama değişik değişik şeyler. Kalpler bizden efendim. Ehvenişers ve ehvenler sizleri seviyor. Bir son deku koleksiyonlarını görelim mi? Hadi kimlerin, dekuları atalım. Kimlerin kaç dekusu var? Geliyor. Bende hepsi ya. Var, hepsi var. Bum bum bum. Eren harbiden bu konuda tam koleksiyoncu şu an ya. Hadi bakayım oğlum. Kıyın paraya yapın koleksiyonunuzu. Koleksiyonları tamamlayın ya. Benim param bitti bu arada. Ciddiyim koleksiyon yüzünden gerçekten şu an. 400 altın çalmadık mı lan Handan? O ne gereksiz bir hareketti ya. Çok gereksiz de 400 altın sayesinde var ya hayvan gibi. Lan herifin kafasını kestik o kadar. Yok iyi adam öldün ya. Burada Grappling Hook'un iyi olmasa ama ters atması aslında hiçbir şey de yaramıyor. Zaten iki tarafa atacağım ben onu durmadan. Tenha banlarım seni. Bir daha yazarsan. Ne yazdı? Yani spam yapıyor. Sürekli 8. yadigar tahta dek uymuş. Ana skin falan diyor. Ana skin falan diyor. Bir 600'üm var ama yani izleyicimiz uzun sürede şey FN içerisi izleyicisi olduğunu bildiğim için. Neyse niye timeout atamıyorum ben? Kendini banla. Çok atmışım pardon. 600 çok attım. Neyse yarına kadar kendine gel. Killing spray. Evet. Yavaş yavaş kapanışa geçelim. Aaa grip'in kokum da yok benim. Geri aldın çünkü. Hook'u yok mu? Bozuk yani. Gitti abi. Gitti tekrar gitti. Evet. Vay be. Gidek artık. Gelip kaçamazsın. Bırak. Bırak lan. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yarın Solitaria'da 12'de görüşürüz. Hepinizi çok öpüyoruz. Tolga'yı, Zade'yi, Günhan'ı, Eren'i, beni her yerden oradan buradan takip etmeyi unutmayın. Bay bay. Bir küçük bir şey söyleyeceğim. Dur. Kapattın mı? Yok. Ha bir küçük bir şey söyleyeceğim. Yarın akşam ben 6-7 gibi yayın açarım. Reddit'e bakarız birlikte. O zamana kadar doldurun Reddit. Hadi. Mucular. Bay bay. Yurtu mucu. Ha ha ha.